Efendim mutlu sabahlar herkese, günaydın. Yeni bir gün, bugüne daire başladık. Ben Nazar İlişkin ekip arkadaşlarımla birlikte haftanın son programıyla karşınızdayız. Bugüne neler yansıyor ve günün gündeminde hangi konuları konuşuyor, tartışıyoruz. Onlar gazete manşetlerine, sosyal ağlara nasıl taşınmışlar, onları getireceğim ekranlarınıza. Dilimiz döndüğünce paylaşıyor, konuşuyor olacağız tüm bunları. Şimdi bir taraftan biz bunları konuşurken diğer taraftan hep diyoruz ya, hani yaşadığımız bu süreci iki temelli değerlendiriyoruz. Hem sağlık hem de ekonomi temelli değerlendiriyoruz diye. Sağlık konusunda dün Bakanlar Kurulu'nun açıklaması geldi. Biliyorsunuz ki Türkiye ile seyahatler noktasında nasıl bir tavır sergileyeceği, Bakanlar Kurulu'nun bu kadar riskli bir ülkeyi kategori A'da tutmaya devam edip etmeyeceği konuşuluyordu ve bu konuyu gündemde biz de tutuyorduk. Çünkü uzmanlar Türkiye'nin objektif bir değerlendirmeyle karantina nasıl ülkeye girilemeyecek bir konumda olmadığını, günlük hasta sayısının yeniden 1500'ü bulduğunu söylüyordu, bu konuya işaret ediyordu. A kategorisinden B kategorisine çekildi Türkiye. Peki bu ne anlama geliyor ve B kategorisine çekilmesiyle birlikte çifte PCR uygulaması ülkede pratikte nasıl işleyecek? Bu konular önemli konular. Biz de bu konuyu gündemde tutacağız bugün. Gerek sorularla gerek sosyal ağda bu konuya dair sorularını gündeme taşıyanlarla alakalı bilgileri paylaşacağım, ama haftanın son programında genelde dünya haline de bir bakarız ya, yine öyle yapalım. Covid-19'da biz 60 küsür gündür sıfır vakayız ve güvenli bir ülkeyiz, ama dünyadaki durum ne diye baktığımızda neredeyse 500 bin rakamına ulaştığını görüyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının toplam vaka sayısı ise 9.661.559. Amerika Birleşik Devletleri hayatını kaybeden 126.780 kişiyle listenin en üst sırasında yer alıyor ve onu Brezilya, ardından Rusya, ardından Hindistan, ardından da İngiltere takip ediyor. Peru ve Şili gibi Latin Amerika ülkeleri, İspanya, İtalya yine o listede üst sıralarda yer alan ülkelerden, ama Birleşik Devletler'de toplam vaka sayısı 2.504.588'e ulaşmış durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısının 126.780 olduğunu söyleyelim. Toplam hayatını kaybeden 491.750 kişinin 126.780'i Birleşik Devletler'den. İyileşenlerin rakamına baktığımızda 5.216.738'i görüyoruz. Vaka sayısının 9.661.559 olduğunu hatırlatalım dünya genelinde. Türkiye, Latin Amerika ülkelerinin ve diğer ülkelerin listede yükselmesiyle birlikte vaka sayısı anlamında dünya genel sıralamasında gerilemiş durumda, evet. Fakat bununla birlikte Türkiye günlük hasta, günlük pozitif vaka bakımından 1500 rakamına yeniden ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü de riskli ülkeler kategorisinde tutuyor Türkiye'yi. Hal böyle olunca işte hükümetin bu konudaki kararını gözden geçireceği toplantı önemliydi. O toplantı Bakanlar Kurulu toplantısıydı ve toplantıdan çıkan karar A kategorisinden B kategorisine getirilmesi Türkiye'nin. Fakat bu yeterli mi? Çünkü B kategorisi de çifte PCR istenmesi durumunu beraberinde getiriyor. Ne demek bu? 72 saat geçerliliği olan bir PCR testi istenecekti kapıdan. Şimdi buna ilaveten bir de burada PCR testi yapılması gündemde. Peki bu pratikte nasıl olacak? Örneğin Güney Kore örneği var ki, Güney Kore, ben yayınlarda da paylaşmıştım, havalimanlarında çok ciddi sosyal mesafe kurallarına da uyulan bekleme salonları yaptı. İçeriye giren herkes orada PCR test uygulamasına tabi tutulacağını biliyordu. Ülkeye adım atan herkes havalimanında koluna takılan bir bileklikle birlikte karşılandı. Ateş ölçüm kiti sağlandı herkese ve telefonlarına yüklenen bir uygulamayla takip edilecekleri bilgileri verildi kendilerine. Böyle bir uygulamayla Güney Kore PCR testini hızlıca yaptı ve ülke topraklarından içeriye gelenleri aldı. Peki bizde nasıl olacak?
Ercan Havalimanı'nın altyapısı buna yeterli mi? İnsanlar nasıl bekleyecekler? PCR testinin sonucu orada mı beklenecek? Yoksa test örneği verildikten sonra farklı bir uygulama mı olacak? Bizde biliyorsunuz güneye geçmek için PCR testi yapılması zorunluluğu olduğundan son birkaç gündür bu testlerin yapılması için yoğunluk yaşanıyor. Ve o yoğunlukta 36 saat kadar test sonucunu bekleyenler olduğunu biliyoruz. Peki 1 Temmuz'a sayılı gün kala PCR testi kapıda yapılacaksa o insanları ne kadar süreyle bekletmeyi düşünüyoruz? Tüm bunlar. Bir de şu soru var tabii ki, PCR testi kit sayısı yeterli mi, elimizdeki kit sayısı, ve gelenlerden biz yapacağımız bu PCR testlerinin ücretini alacak mıyız gibi sorular gündeme geliyor. Tüm bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız biz gün içerisinde. Zira dün açıklandı Bakanlar Kurulu kararı. Bakalım bunlar sorgulanırken hangi noktalara işaret ediyor olacağız. Bugün konuğum Asım Akansoy, 8.45 itibariyle onunla birlikte olacağız. Ve tüm bu konuları, meclis gündemini, hükümetin süreci ele alış şeklini, ekonomiyi ve jet skandalı sonrası kabine değişikliği, şimdi bitti mi konu, gündemden düştü mü, muhalefet bir gen soru önergesi verecekti, bu konuda açıklama yapmıştı hatırlayacaksınız Cemal Özyiğit, o konuda durum nedir, tüm bunları konuşuyor olacağız. Ama şimdi hızlıca bir haber turu atalım, ardından sosyal ağlar ve gazete manşetleriyle devam edeceğim. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ayrıntılı karar metniyle başlayacağım. A kategorisinden B kategorisine çekildi Türkiye dedik ama bu tam olarak ne ifade ediyor? İşte Bakanlar Kurulu'nun konu hakkında yazılı açıklamasından yansıyanlar. Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı'nda dün toplanan Bakanlar Kurulu yaptığı toplantı sonrası COVID-19 tedbirleri kapsamında A kategorisinde yer alan Türkiye'nin bu kategoriden çıkarılarak B kategorisine dahil edilmesine ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye'den gelecek yolcuların biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden 72 saat içinde, diğeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş noktalarında olacak şekilde çift PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine, Ulaştırma Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve havalimanlarından gelecek olan yolcuların sayısının düzenlenmesi ve veya kontrolü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirmesine de karar verildi denildi. Bu ne demek? Kısıtlama, yolcuların güvenlik tedbirleri çerçevesinde, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde yoğunluklu bir şekilde gelmemesi yönünde bir kısıtlama uygulanması mı? Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde yetkilendirilmesi ne anlama geliyor? Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılan açıklama bu yöndeydi. Başbakan Ersin Tatar dün mecliste ekonomi konusunda muhalefet partisi milletvekillerinin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Enteresan bir meclis günüydü. Zaman zaman meclis koltuklarının yine neredeyse tamamen boş olduğunu gördük. Başbakan Tatar birinci ekonomik paketin başarılı bir şekilde uygulandığını ve ülkede olan pandemi depremine rağmen ülkedeki sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi meclisteki konuşmasında. Bankalar Birliği ve Ekonomik Örgütler Platformu'yla sürekli işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Ülke ekonomisinin düzelmesi için gerekli adımların atıldığını ve bunların kamuoyuyla paylaşıldığını anlattı. Hükümetin sağlık ve ekonomik alanlarda pandemi sürecindeki başarısının gözle görüldüğünü belirten Başbakan Tatar, toplumda bir algı yaratılmaya çalışıldığını ve Kuzey Kıbrıs'ın en güvenilir ada olduğunun dünya tarafından da konuşulduğunu ve bilindiğini belirtti Başbakan Tatar. 1 Temmuz'dan itibaren kapıların açılmasıyla birlikte ülkedeki turizm sektörünün hareketleneceğini ve ülkeye para akışının başlayacağını da söyledi. Eğer gerekirse birinci ve ikinci ekonomik paketleri açıkladığımız gibi bir üçüncü ekonomik pakette açıklarız bilgisini de paylaştı. Yine meclis kürsüsünden onu da belirtmiş olalım.
Ana muhalefetse 1 Temmuz kararı nedeniyle duyduğu kaygıyı hem mecliste belirtiyor hem de bu konuyla ilgili adımları takip ettiği mesajını veriyor. Ana muhalefet CTP 1 Temmuz sonrasıyla alakalı saha gezileri de başlattı. Geçitkale Belediyesi'ne ardından Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi önceki gün. Ve hastane olmaksızın, bir pandemi hastanesi olmaksızın, yeterli hazırlıklar yapılmaksızın 1 Temmuz sürecine girildiğinin altını çizdi Parti Başkanı Tufan Erhürman. Bu konuda sahada olan sağlık çalışanlarından bilgi almak istediklerini belirtti. Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ni beraberindeki heyetle ziyaret ederken ikinci bir dalgaya karşı hazır bulunuşluk seviyesi ve eksiklerin neler olduğunu yerinde incelemek istediklerini de ifade etti. Arzu edilmeyen bir durumla karşı karşıya kalınması halinde sağlık altyapısının yeterli olmadığı vurgusunu da yaptı. Böyle bir süreçte 1 Temmuz'da çifte PCR'la açılmaya hazırlanıyoruz işte. Peki son 24 saatte kaç test yapıldı? Durum ne? 183 adet test yapıldı son 24 saat içerisinde. Toplam test sayısı 36.700'e ulaşmış durumda. Herhangi bir pozitif vaka yok. Kıbrıs'ın güneyinde ise 1104 test yapıldı ve bu testlerin sonucunda bir yeni COVID-19 pozitif vakası gözlendi. Yeni vaka gelen yolculara yapılan testlerde tanımlandı bilgisi var. Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne toplam 992 vaka bildirildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Gözler Türkiye'deki rakamlarda diyoruz çünkü yeniden 1500 sayısına neredeyse yaklaştı. Türkiye'de 21 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içerisinde günlük pozitif vaka sayısı 1458'e ulaştı. Yapılan 52.303 testten 1458'i pozitif sonuç verdi. İyileşen hasta sayısıyla pozitif hasta sayısı günlük bazda neredeyse eşitlenmiş durumda. 1458 yeni vaka, 1472 iyileşen hasta sayısı. 21 kişinin hayatını kaybettiğini bir kez daha hatırlatalım. Toplam can kaybı 5046'ya yükseldi ve toplam vaka sayısı ise Türkiye'de 193.115'e ulaşmış durumda. Fahrettin Koca biliyorsunuz Türkiye Sağlık Bakanı tüm bu süreçte şeffaf bilgilendirme ve hızlı bilgilendirme çerçevesinde sık sık kamuoyunun karşısına çıktı. Gerek kameraların karşısına çıkarak yaptığı açıklamalar, gerekse Twitter'dan anlık günlük paylaşımlarda bulundu. Bilim kurulu üyeleri yine kameralar karşısındaydı bu süreçte. Türkiye'de zaman zaman alınan kararları sorguladılar, eleştirdiler. Zaman zaman o kararların niçin alındığına dair kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaptılar. Şimdi bu konuya birazdan döneceğim. Bilim kurulu konusu önemli çünkü. Fakat Türkiye'de yeniden 1500'e çıkması vaka sayısının günlük bazda, çünkü 1000'in altına düştüğü bir süreci yaşamıştık. Bunun tedbirlerin yaz aylarının gelmesiyle birlikte esnetilmesi ve insanların o tedbirlere uymaması sonucu olduğunu söylüyor Türkiye Sağlık Bakanı. Biliyorsunuz ki sıcağın başlamasıyla birlikte maske kullanımı azaldı. Kişisel hijyen, ellerin sık sık yıkanması, bunların yanında da hayatın COVID-19'la her an karşılaşılması gibi düzenlenmiş olması gerekiyor. Toplu taşımadan tutun sokakta, işte her yerde bu kurallara uyulması gerektiğinin altı çizilse de kalabalık yerlerde bu kurallara uyulmadığını sıklıkla görebiliyoruz. Hal böyle olunca vaka sayısında artış kaçınılmaz. Şimdi Türkiye'deki durum bu, ama bu bilim kurulu konusu mühim. Biz sıklıkla çağrı yapıyoruz ve örneğin 1 Temmuz itibariyle ülkeye karantinasız girişlerin pek çok sağlıkçı tarafından eleştirildiği bir ortamda acaba bilim kurulu ne der diye soruyorduk, hatırlayın lütfen. Bilim kurulunun ne dediği bizim için önemliydi. Çünkü tüm bu kararların bilimin ışığında, bilimin yol göstericiliğinde alındığına inanmak istiyorduk. Ama bilim kurulu açıklama yapmadıkça gerçekten bu kararlar nasıl alınıyor sorgusu suali kafamızda beliriyor. Zira karantinaya alınması gerekli bir koşul mudur Türkiye'deki günlük rakamlar?
O kategoride mi değerlendirilmesi lazım bu ülkenin, yoksa B kategorisi yeterli mi? Çifte PCR yeterli mi? PCR örneğinin doğru alınıp alınmadığından tutun da o PCR'ın hastalığı eğer bir kişi aldıysa, yani bulaş olduysa, hangi aralıkta alındığı da bir o kadar önemli. Dolayısıyla tüm bu konular hakkında soru işaretlerimiz varken, bu süreç içerisinde defalarca olduğu gibi gözümüz yine bilim kurulunda. Bilim kurulunda, çünkü onlardan gelecek açıklamayı önemsiyoruz. Bülent Dizdarlı, bilim kurulundaki profesörler lütfen artık bir ses verin dedi. Lütfen artık bir ses verin. Kamuoyunun beklentisi bu yönde. Kararların nasıl alındığını merak ediyoruz. Bilim kurulunda oldukça saygıdeğer isimler var yönünde bu programa çıkan bütün uzmanların, sağlıkçıların söylediği. Ama Türkiye Bilim Kurulu'ndaki isimleri neredeyse biliyoruz, kamuoyuna çıkanları artık ezberledik. Ülkemizde bilim kurullarında olan kişileri ise tanımıyor, bilmiyor, görmüyoruz. Onların açıklamaları, onların yol göstericiliğinin hangi noktalara işaret ettiği ve bu noktalar çerçevesinde bizi hükümetin aldığı kararlarla bundan sonrasında, yani 1 Temmuz sonrasında nereye götüreceğini bilmiyoruz. O yüzden Bülent Dizdarlı'nın bu çağrısı bence önemli. Onun bu çağrısının altında eski sağlık bakanlarından yine fikrine güvendiğimiz bir isim Gülsen Bozkurt şöyle bir yorumda bulundu ve dedi ki, bu bilim kurulunun kimler olduğunu tam anlayamadık. Konuların ne kadar içindeler? Bir epidemiyolojik raporu halen hazırlayamadılar. 3 ayı geçkin bir süredir gerekli altyapıları hazırlatma konusunda baskı unsuru olamadılar. Çok değerli 3 aylık zaman diliminde şimdiye kadar gerekli altyapıların hazırlanması ve pandemi hastanesinin bitirilmiş olmasını öngörüp yaptırmayı sağlayamadılar. Bu arada 5 milyon euro Avrupa Birliği'nden ve Maliye Bakanı'nın ifadesine göre de 30 milyon lira hazineden bu amaçla harcanmış. Birçok kişi ve kurum solunum cihazları için bağışlar yapmış. Bu kaynaklarla 10 bin civarında PCR testiyle güvenilirliği tartışmalı hızlı testler ve Mausa Hastanesi'ne kurulan DNA laboratuvarının dışında somut bir şey yapılmamış. Harcanan bunca paranın karşılığı sadece bunlar olmamalıydı. Laboratuvar altyapılarının bugünün ihtiyaçlarını karşılayacağı kapasiteye ulaştırılması gerekirdi. Bu işi yapabilecek az sayıda olsa bile yeterli bilgi ve tecrübeye sahip insanlardan önerilmesine rağmen yararlanma yoluna gidilmedi. 2 Temmuz'da ülkeye gelecek birkaç uçak dolusu insanın veya güneye geçecek kişilerin PCR testlerinin nasıl yapılacağı planlanmadı. Bu gidişle önümüzdeki günlerde hepimizi büyük risklerin beklediğini öngörmek çok da yanlış bir şey olmaz diyor. Kim? Gülsen Bozkurt bunu söylüyor. Yani biz sıradan insanlar sağlıkla sadece kendi sağlığımız, çevremizdekilerin sağlığını takip etmek noktasında ilgilenenler, yani sıradan vatandaşlar, yurttaşlar olarak bizler bu süreçte bilim insanlarının ne söylediğine, Dünya Sağlık Örgütü'nün ne söylediğine ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin ne söylediğine, Sağlık Bakanlığı'nın ne söylediğine bakarak hareket ettik, öyle değil mi? Peki eğer bu kararlar böyle bağımsız bilimsel görüşlerle oluşturuluyorsa, o zaman kaygılanacak bir durum yok. Ama o bağımsız ve bilimsel görüşler gerçekten Türkiye'nin bugünkü şartlarda B kategorisinde değerlendirilecek bir ülke olduğunu mu gösteriyor bize? Bu bir. İkincisi, Başbakan Ersin Tatar'ın dün mecliste yaptığı konuşmada sağlık ve ekonomi anlamında bu ülkenin bu süreci başarıyla yönetmesiyle alakalı söylemi bizi tekrar başa götürüyor. Bugün pozitif vaka olmaması, olan vakaların ki onların da aslına baktığınızda hasta sayısına göre ölüm oranının ülkemizde oldukça yüksek olduğunu da hatırlatalım. Bu noktada bizim imkanlarımızın yeterli olup olmadığının da tartışmaya açık bir konu olduğunu belirterek parantezi kapatalım. Evet, sağlık konusunda pozitif vaka yok belki ülkede, ama aradan geçen bu sürede tıpkı Gülsen Bozkurt'un söylediği gibi somut herhangi bir şey de yapılmadı. Güneye geçmek için PCR testi yapmak, yaptırmak için hastaneye gidenler, 36 saat bekleyen var aralarında diyorum. Bakın, eğer bu laboratuvarların kapasitesi ya da orada çalışan insanların kapasitesi bu süreçte
etrafında arttırılmazsa nasıl sağlanacak? Örneğin bir uçak dolusu insanın PCR testinin yapılması. 1 Temmuz kararı hükümetin bekleniyordu. Çünkü bu kararla birlikte aslında uçak seferleriyle alakalı nihai durumunda ortaya çıkması, düzenlenmesi beklenenler arasındaydı. Bu noktada işte o seferlerin de hangi sıklıkla nasıl yapılacağı bir başka tartışmanın konusu bir taraftan. Onu da belirtmiş olalım, onu da paylaşmış olalım bir taraftan. Günaydın dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz haftanın son yayınına hoş geldiniz. Sizlerin de yorum ve görüşlerini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmış olalım. Hemen manşetlere geçmeden önce bu 1 Temmuz konusunda yapılan yorumları birazcık daha paylaşmak istiyorum. Çünkü önemliler. Ana muhalefet cephesinin kaygılarını paylaştığını aktarmıştım. Tufan Erhürman diyor ki bugün de 1 Temmuz sonrası için çifte PCR düşüncesi geldi gündeme. Ülkeye gelmeden 72 saat önce PCR yaptıran bir kişinin ülkeye girişte ikinci bir teste tabi tutulması, ülkeye girmesi ve test sonucu çıkana kadar kendini ev karantinasına veya otel karantinasına alması planlanıyor. Ev karantinası uygulaması konusundaki tecrübemiz sabit. Yani bu ne demek? Bu konuda ev karantinası ilk başta uygulanmıştı biliyorsunuz ama kişilerin inisiyatifine bırakıldığından kontrol sağlanması mümkün değildi. Dolayısıyla isteyen istediğiyle de görüştü, öyle çok bir karantina dönemi olamadı. Kısa bir süre önce merkezi karantinada kalması koşuluyla ülkeye gelen 12 kişinin karantinada tutulmadığı herkesin malumu 4 saatte değil 24 saatte çıkabilen test sonuçlarından söz ediliyor. Endişeli olduğunu beyan eden bakanlar da işin tuzu biberi. 1 Temmuz'a 5 gün kaldı. Yapabileceklerimizi konuşalım. Yapamadığınızı, ispat ettiklerinizi değil. Şimdi bu konu önemli. Az önce Güney Kore örneğini verdim ya, hani Güney Kore'de insanlar hiç şehre, yani ülkeye girmeden, ülkeye ayak basmadan havaalanlarında sosyal mesafenin sağlandığı oldukça geniş alanlarda oturup bekletildiler bu test sonuçları çıkıncaya kadar. Yani maksimum 4 saatti o dönem aktardığımda oradaki toplam bekleme süreleriyle alakalı gidenlerin kişisel paylaşımlarından size aktarmıştım neler yaşandığını. Şimdi biz de testini, yani örneğini alıp hadi şimdi de gidin demek. O gidin noktasında örneğin toplu taşımayla mı gidecek bu insanlar? Peki eğer o test sonucu işte 24 saatte çıktı diyelim, 30 saatte çıktı diyelim. Siz bu insanları örneğin otele gönderdiniz. Siz bu insanları örneğin ev karantinasına gönderdiniz. Hiç kimseyle görüşmeyeceklerini düşünerek mi bunu yapacağız biz? Eğer öyleyse vay halimize. Tam tersi, insanlar birbiriyle bir şekilde mutlaka temas edecek gibi bir öngörüden yola çıkarak, eğer ki işte PCR testinden pozitif çıkılması umuluyorsa, o da bir başka tartışma konusu. Yani 72 saat önce, yani 72 saat içinde alınmış bir test sonucuyla ülkeye gelecek. O süreçte biz yakalamayı umacağız bir durumunda değişiklik var mı diye. Oysa ki biz biliyoruz ki bu virüsün kuluçka dönemi uzun. Dolayısıyla 3 günde o farkı yakalayabilmek umuduyla çifte PCR kuralı koymuşsak eğer, o durumda bir kez daha vay halimize olabilir. Bunu niye söylüyoruz? Türkiye yüksek risk kategorisinde diyor Dünya Sağlık Örgütü. O yüzden diyoruz, Tufan Erhürman'ın ana muhalefet cephesinin bakış açısı bu yöndeydi. Sibel Sibel diyor ki devlet yönetiminde alınan kararların halk adına sorumluluğu büyüktür. O nedenle öyle ayaküstü derinlikli çalışma yapmadan, uzmanların, paydaşların görüşü alınmadan, kurumsal hafızaya danışmadan alınan kararlar temelsizdir ve faydadan çok zarar verir. Karar verici de eleştiriler karşısında aldığı kararı savunmaktan ziyade kendini savunmaya kalkar. İçim rahat değil, ben zaten onaylamamıştım gibi. Bu durumda sıklıkla alınan kararlardan geri adım atılır. Bu da ayrı bir güvensizlik ortamı yaratır. Devlet yönetimi ciddiyet ister diyerek eleştiriyor Sibel Sibel. Tam da içinde bulunduğumuz durum aslında, öyle değil mi? Alınan bir karar eğer rahatsızlık yaratıyorsa, bir taraftan ben zaten dediydim, ben zaten uyardıydım. Örneğin Sağlık Bakanı Ali Pilli bu süreçte en çok
etkin olmasını beklediğimiz isim. Kimilerine göre pasif kaldı, kimilerine göre hekim refleksiyle davrandı ama sözünü geçiremedi. O zaman sözünü geçirmeliydi diyenlerin sayısı oldukça fazla. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şimdi gelinen noktada kimi bakan arkadaşlarımın da benim en baştan söylediğim noktaya geldiğini görüyorum açıklamasını yaptı. Bu da bir taraftan ne demek oluyor? Ben zaten söylediydim, ben zaten dediydim ama bunun bize bugün ne faydası var? Yani 1 Temmuz'a bugün itibariyle kalmış 4 gün ve bu içinde bulunduğumuz tartışmalar bizi nereye götürecek? Sürecin yönetimine dair başka anlamlar da taşıyor. Yani bu sorunun yanıtı sürecin nasıl yönetildiğine dair başka anlamlar da taşıyor bence. Şimdi paylaşımlar neden önemli? Çünkü içinde bulunulan durumla alakalı olarak sıklıkla gözler doktorlara, bilim kuruluna çevriliyor. Mutlu Azgın da bunu soran kişilerden biri ve sorgulayan diyor ki çifte PCR için doktorlarımız ne diyor? 12 kişiyi karantinaya sokamayan ve sokak sokak dolaştıran hükümete kulak verecek değiliz. Doktorlarımız ne diyor? Valla bu programda ağırladığım doktorların çok büyük bir kısmı karantina olmadan ülkeye girişin bu şartlarda hangi ülkeden olursa, yani Türkiye standardında o hastalık günlük pozitif vaka sayısına sahip hangi ülkeden böyle bir giriş olursa riskli olunacağına işaret ediyor. Peki efendim, güneyde geçişler başlamışken Türkiye'yi de açmak durumundasınız. Buna zorunlusunuz. O tarafı açıp o tarafı açmamak olmaz gibi olaya siyasi ideolojik bir noktadan bakanların günlük vaka sayısı bazında olayı değerlendirmesini talep etmek birazcık naiflik mi oluyor acaba bu noktada? Çünkü siyaset değil, gönül bağı değil, duygusal ilişkiler ya da Türkiye ile olan ilişkiler değil burada konuştuğumuz. Hepimizin sevdiği var, ailesi var, görmek istediklerimiz var. Ama ben kendi adıma eğer kişisel tercihimle riski göze alıp Türkiye'ye gideceksem bu süreçte, dönüşte ben de düşünüyorum ki karantinaya alınmalıyım. Çünkü oradaki nüfus yapısı veya günlük hasta insan sayısı, pozitif vaka sayısı bizim burada göğüsleyebileceğimiz bir sağlık altyapısı olmadığı için altından kalkamayacağımız sıkıntıları beraberinde getirecektir. Ekonomik olarak böyle bir riski alabilecek durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla bu konunun da dikkat çekilmesi gereken konulardan olduğunu düşünüyorum. Doğrusu Hasan Ulaş Altıok diyor ki karantina yoksa giriş de olmamalı. Maalesef ya şöyle bir noktaya dikkat çekiyor. Bence önemli. O yüzden bu paylaşımı aldım ve size aktarıyorum. Diyor ki maalesef toplumumuzu ülkemize gelecek olan ve hiçbir suçu olmayan turistlere, öğrencilere ve ziyaretçilere karşı tavır almaya zorlayacak kararlar üretiliyor hala. Bakın bu kısmı önemli. Şimdi biz bir taraftan ekonomiyi yeniden kurgulamaya, ekonomiyi yeniden işte gelecek olan insanlara da birazcık güvenerek acaba kıpırtı olur mu çarşıda gibi bir öngörüyle yaklaşıyoruz. Başbakan Ersin Tatar da dünkü meclis konuşmasında 1 Temmuz itibariyle turistlerin gelecek olmasıyla birlikte kıpırdanma olacak yeniden mesajı verdi. Şimdi bakın bir taraftan bu mesaj veriliyor ama örneğin o esnaf yurt dışından geldiğini bildiği kişiye o kadar çok tartıştık ki bu PCR testinin güvenilirliğini, güvenilemezliğini. O iki test yapılmış olsa bile güvenebilecek mi? Dükkanına girdiğinde huzursuz olmayacak mı bu insan? Ya da hizmet aldığı yerde huzursuz olunmayacak mı? Bu insanların %100 işte hijyenine, %100 maske kuralına uyacağını mı düşünüyoruz? Biz ne kadar uyuyoruz? Buradan çağrımız olsun. Gerçekten bence bugünden itibaren her birimiz yeniden şu maske hadisesini hayatımızın ayrılmaz bir parçası yapmak durumundayız. Ki en azından biz hazırlanalım. En azından biz o alışkanlığı yeniden kazanmak için kendimize bir süre tanıyalım da böyle Temmuz'un ilk haftasına doğru insanlar gelmeye başladığında en azından o alışkanlığı kazanmış olalım gerçekten yeniden. Önemli bir konu. Şimdi Ertan Sefer demiş ki nihayet Kıbrıs'a gelebildim ve karantinadan size büyük selamlar demiş. Günaydın, tam karantinadan bahsediyorduk. Nereden geldiniz Ertan Bey?
Hoş geldiniz Ertan Safer. Karantinadan bizi seyrediyormuş. Karantina konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Nerede karantinadasınız? Bize aktarın da paylaşalım. Bu konu önemli dediğim nokta, bu ülkeye gelecek turistlere, öğrencilere hiç olmaması gerekirken alınan kararların yarattığı endişe dolayısıyla tavır alınacak diyor Hasan Ulaş Altıok. Diyor ki gelecek olan insanların hiç suçu olmadığı gibi hayati risk içeren uygulamalara tepki gösterecek toplumumuzun da hiçbir suçu yok. Tüm suç ve sorumluluk hiçbir hazırlık yapmadan karantinasız girişlere onay veren UBP-HP hükümetinde olacak. İnanın bana ekonomik olarak bu riski almaya değecek bir fayda da ortada yok. Karantinasız girişlere izin verilmemelidir. Ekonomik olarak da bunu göze alabileceğimiz bir durum, bir ortam yok diyor Hasan Ulaş Altıok. Şimdi bu konuda yani ekonomik olarak göze alınır alınmaz noktasında iki farklı yorum paylaşacağım sizlerle. Bunlardan bir tanesi Saffet Aşıksoy. Şöyle bir hesap yapıyor basitçe ve diyor ki çok net iki soru. Gerçi meclise soru soran muhalefet liderlerine bile cevap verilmiyor ama ben yine de sorayım diye de eklemiş. Soru bir, hastalığın çıktığı ilk otelin karantinaya alınmasının maliyeti ve orada hasta olanların hastane masrafları toplamı ne kadar tuttu? O otelin yani Mausa'daki karantinaya alınan hastalığın çıktığı ilk otele gelen Alman turist kafilesinin ülkeye bıraktığı net kar ne kadar? Eğer iki, yani bu hastalığın maliyeti birden, yani bu Alman turist kafilesinin ülkeye bıraktığı paradan fazlaysa diyor ekonomik anlamda, o zaman karantinasız girişler mantıklı. Eğer tam tersi ise, yani bu hastalık ve ülkenin ödediği bedel anlamında ekonomik bazda konuştuğumuzda bedel anlamında çok daha yüksek bir noktadaydıysa ekonomiye katkısından ziyade, o zaman ne diye karantinasız girişlerle ekonomi düzelecek iddiasındasınız diyor. Başbakan Ersin Tatar'ın 1 Temmuz'da turizmde başlayacak kıpırdanma olacak sözleri için. Benzer bir yaklaşım turizmle alakalı bir yaklaşım. Çünkü biz bunları konuşurken turizmciler, işletmeler, oteller ya da bu sektörle bağlantılı iş yapanlar zannetmesinler ki turist gelmesin diyoruz. Benim kendi adıma hiç öyle bir yaklaşımım yok. Bizatihi ben de tıpkı sağlık örgütleri gibi, Tabipler Birliği gibi, tıp iş gibi ben de bu toplumun bu hastalıkla önünde sonunda yüzleşeceğini bildiğimden bunun hani çok daha salgın ihtimali yüksek kış döneminden ziyade şimdi olmasının daha mantıklı olacağını düşünüyorum şahsen. Ve hastalık bu ülkede olacak tabii ki olmalı. Tüm dünya bunu yaşarken biz de yaşamalıyız ama o nüans işte çok önemli. Çünkü sağlık altyapımız için biz bir çivi çakmadık, somut bir adım atmadık. Sadece laboratuvar kapasitemizi birazcık arttırdık, test kiti kapasitemizi birazcık arttırdık. Ama bugün itibariyle yatak sayısı anlamında biraz kıpırdanma olsa da eğer çok hasta sayısı artarsa onları göğüsleyebilecek bir durumda değiliz. O noktanın altını özellikle çizelim. Şimdi turizmciler öyle bir yanlış algıya kapılmasın dediğim gibi aman açılalım istemiyoruz falan öyle bir şey yok. Sadece hükümetin üzerine düşeni yapıp gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sağlık söz konusu ve hepimizin tüm sevdiklerimizin sağlığı söz konusu. Serhan Aktunç bu konuda diyor ki turizmden hiçbir geliri beklentisi olmayan insanlar için kapıların açılmaması kadar doğru ve haklı bir düşünce olamaz. Gerek normal turizm, gerek eğitim ve sağlık turizmi gerekse de inşaatlar sayesinde ülkeye para girişinin sağlandığı bu sektörler ülke ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Burada sorulması gereken soru, sağlık sebepleri, sağlık gereksinimleri, pandemi hastanesi ve benzeri eksikler yüzünden bu sektörlerin zararlarını kim karşılayacak? Mutlaka
Bir azınlık olan kamu sektörü ayın 30'unda maaşlarını alacakken turizm sektöründe ve paydaşlarında çalışanlara kim sahip çıkacak? Nerede adil ve eşit bölüşme? Hep işimize geldiği gibi düşünüp hareket ettiğimiz sürece bir arpa boyu yol gidemeyeceğiz. Bu sorunu da giderecek tek merci hükümettir, devlettir. Aidiyet duygusu diyorsanız sahip çıkacaksınız, eşit ve adil olacaksınız. Sonra toplumdan devlete sahip çıkmasını bekleyeceksiniz. Turizm ve paydaşlarına sahip çıkmak da sizlerin asli görevi. Cari açığın %50'sinden fazlasını kapayan lokomotif sektör diye hava atmaya benzemez bu iş diyor. Serhan Aktunç'un da paylaşımı bu yöndeydi. Şimdi önemli bir konu. Biz tüm bu pandemi süreci boyunca aynı noktanın altını çizdik. Bizi yakından takip edenler bilecekler. Vurguladığımız konulardan bir tanesi bu sağlık altyapısının güçlendirilmesi konusuydu. Diğer bir konu sosyal adalet konusuydu. Vatandaşlık değil, yurttaşlık kavramının ön planda olması, bu ülkede yaşayan herkesin aidiyet duygusunu duyması, hissetmesiyle alakalı noktaların altını çok çizdik. Ama bunun olabilmesi için işte siz yaşadığınız ülkede herhangi bir ayrım gözetmeksizin böyle bir süreçte devletin, hükümet edenlerin sizi kayıtsız şartsız kucakladığını hissederseniz eğer aidiyet duygusu geliştirebilirsiniz. Örneğin özelde 3-4 ay sen ne yaptın, ne yedin, ne içtin, ailene nasıl baktın, kepengini açamadın, ey esnaf nasıl yaşadın bu süreçte? 1 Temmuz itibariyle kredin başlıyor senin. Bunu toparlamak için hibe paketleri açıklıyorum ben sana işte. Bak ne güzel, onlarla birazcık belki toparlayabilirsin. Aman bu süreç zarfında sen elektriğini, suyunu düşünme. Ben onun da ötelenmesi için karar ürettim gibi bir yaklaşım oldu mu? Hani birkaç örnekle. Hayır, olmadı. Aksine devlet bu süreçte gelirlerini toplamaya devam etmek üzerine adım attığından aslında bu tarz tartışmaları yapıyoruz. Ve geldiğimiz noktada yine vatandaşlık algısı üzerinden, bunun üzerinden siyaset yapma, bunun üzerinden seçim odaklı politikalar üretmek gibi bir noktadan eleştiriyoruz hükümeti. Oysa yurttaşlık algısı çok başka bir algı. O duyarlılık, yurttaş duyarlılığı çok daha başka bir algı. Biz bu süreçte yurttaş gazeteciliği kavramını da o yüzden kullandık. Bakın vatandaş gazeteciliği değil, o tehlikeli bir kavram. Yurttaş gazeteciliği yapmaya çalıştık bu programda, bu dönem boyunca. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Sosyal adalet konusunu çok önemsiyorum. Sizlerin de önemsediğini bildiğim için birazcık bu konuyu irdelemek istedim. Engin Bulut ta karantinadaymış Çatalköy'de otelde. Son 5 günleri kalmış. Çok korkuyoruz. Yeniden bir sokağa çıkma yasağı olacak. Yeniden virüs dağılacak diye demiş. İyi yayınlar diye eklemiş. Engin Bulut, hangimiz korkmuyoruz ki? Ertan Safer de Malpas Otel'de, Olive Tree Otel'de, Engin Bulut, onlar ülkeye gelenler, bu süreci şimdi karantinada atlatanlar. Engin Bulut diyor ki 5 günümüz kaldı. Korkuyoruz yeniden sokağa çıkma yasağı olursa. İşte olmaması için çabamız. Sokağa çıkma yasağı değil de kapanma süreci yeniden olursa bunun altından ekonomik olarak kalkamayız. Kapanma süreci yeniden olursa bu demektir ki hasta sayımız yüksek. Sağlık altyapımız bunun altından kalkabilir kapasitede değil. Dolayısıyla hepimiz yeniden bir kapanma olmaması için canla başla çalışıyoruz. Yasin Severoğlu demiş ki günaydın, 1500 lira ne zaman verilecek? Valla Yasin Bey, biliyorsanız siz bize söyleyin. Çünkü biz bu soruya yanıt bulamadık. İkinci ekonomik pakette de ikinci 1500 liralık maaş desteğinden hangi sektörlerin yararlanabileceğinin çerçevesi çizilmiş durumda. Hani bu jet skandalının ardından kabinede değişiklik olayları olmadan çalışmalar tamamlandı, ödemeler yapılacak minvalinde açıklamalar duyuyorduk doğrusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, ama şu an öyle bir durum maalesef yok. Dolayısıyla biz de bilmiyoruz ama Haziran bitiyor işte, Temmuz geldi, ilk ödeme yapılmıştı. Yani bu süreç zarfında gerçekten
para kazanamayan insanların olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleştirmek lazım belki yönetenleri. Oldukça önemli bir konu, hatırlattığınız için teşekkürler. Bu 1500 liralar. Erol Yaşar Ertan da günaydın demiş. Londra'dan gelmiş Ertan Safer. Onların da karantina süreleri doluyor. Şimdi siz karantinada kaldınız elbette. Bu süreci olması gerektiği gibi sabırla bekliyorsunuz. Sabırlar dileyelim. O karantina koşullarında, ki iyi koşullar olduğunu düşünüyorum. Umarım öyle. Ama ardından siz çıkacaksınız ve karantinasız çifte PCR'la birlikte örneğin ülkeye gelenlerle aynı havayı soluyacaksınız, aynı sosyal ortamda bulunacaksınız belki. Eminim bu durumda sizlerde kaygı yaratıyordur. Doğrusu hangimizde birazcık kaygı yaratmıyor ki tüm bu yaşananlar. Hızlıca manşetlere geçeceğim. 8.45 itibariyle konuğum Asım Akansoy, bir kez daha hatırlatayım. Hızlıca göz atmaya başlayalım. KıbrısGençTV.com'dayız. Kıbrıs'la başlıyoruz manşetleri aktarmaya. Trafiğe bir can daha sür manşetiyle çıktı. Henüz 26 yaşında. Dün programı kapatmadan bilgisini paylaşmıştım. Sabaha karşı meydana gelen bu kazayla alakalı detaylar, ayrıntılar Kıbrıs'ın bugünkü sür manşetinde. Güzelyurt-Lefke anayolunda salon araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki Taylan Ekerel hayatını kaybetti. Adem Gökçe ise yaralandı deniliyor. Yarın terhis olup ülkesine dönecekti şeklinde de patlatmış bugün bu bilgiyi gazete. Trafiğe bir canı daha kurban verdik. Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki Asteğmen Taylan Ekerel hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir yıldır Güzelyurt'taki alayda görev yapan Ekerel'in yarın terhis olup pazar günü memleketi Fethiye'ye gideceği öğrenildi. Taylan Ekerel yönetimindeki JR673 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağ meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Adem Gökçe yönetimindeki kamyonetle çarpıştı deniliyor bugüne aktarılan haberde. Cinayetin nedeni kıskançlık, bugüne yansıyor. Gönyeli'deki cinayetle alakalı gelişmeler Kıbrıs'ın manşetinde. Gönyeli'de önceki akşam evinde cansız bedeni bulunan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet zanlısı olarak aranan ve dün sabah Ortaköy'de kaldığı evde yakalanan 40 yaşındaki Azat Nurmamedov Akdeniz'i öldürdüğünü kabul etti. Gönyeli'de evinde ölü bulunan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz'in öldürüldüğü kesinleşti deniliyor bir kez daha haberin içinde de. Veysi Akdeniz'le eşinin, yani bakıcı olarak çalışan eşinin Veysi Akdeniz'le bir ilişkisi olduğunu düşünmüş Azat Nurmamedov. Önceki akşam bisikletle Akdeniz'in Gönyeli'deki evine gitti ve Akdeniz'i darp edip bıçaklayarak öldürdükten sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekip öldürdüm notuyla eşine gönderdi. Eşi de bir yakını aracılığıyla fotoğrafı polise gönderip cinayeti ihbar etti. Alkol olup alıp kollarını jiletledi deniliyor bir diğer haberde, haberin bir diğer başlığında bugüne taşınıyor idi. Havadis akıl yoluna döndüler diyor. Pile'deki 12 yaş ve 6 Kıbrıslı Türklerin kuzeye geçişi konusunda yaşanan krizde çözüm üretildi. İngiliz üstler makamları ile varılan uzlaşı çerçevesinde çocukların sınırdan geçişi için koşul olarak belirlenen PCR testleri bugün yapılıyor demiş gazete. İngiliz üstler makamları sınırdan geçecek herkes için PCR testinde ısrar edince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri de 0-12 yaş arasındaki pileli çocuklar ve bebeklere PCR yapma kararı aldı. 0 yaşındaki çocuklardan bile test istenmesine ise pileliler tepki gösterdi. Pile muhtarı Veysal Güden, bu konuyla alakalı sınırdan geçişlerde sorun yaşanan yaklaşık 60 çocuğun PCR testinin bugün yapılacağını, testi olmadığı için kuzeye geçtikten sonra güneye dönemeyen çocuklar da aileleriyle buluşacak olduğu bilgisini paylaşmış, bugüne yansıyor.
Sonu gelmiyor demiş Havadis bugün. Ülke genelinde 2010-2019 yılları arasında 303 kişi trafik çarpışması sonucu yaşamını yitirirken 1 Ocak 2020 ile 24 Haziran 2020 arasında 9 kişi trafik çarpışmalarına kurban gitti. 1 Ocak ile 24 Haziran arası 9 can daha kaybetmişiz. Trafikte ölüyoruz deyip istatistikleri paylaşıyor bugün Yeni Düzen gazetesi. Ne yitip giden canlar ne defa kez yapılan uyarılar trafik terörüne dur diyebiliyor demiş. 6 ayda 9 ölüm, yol kusuru raporlanmıyor ara başlığı. Resmi kayıtlara göre trafik çarpışmalarının çoğunluğunun nedeni süratli araç kullanmak. Bunu sırayla kavşakta durmama, yakın takip, dikkatsiz sürüş izliyor. Çarpışmalarda yol hatası ve kusurunun payı belirtilmiyor veya ölçülmüyor bilgisi de paylaşılmış, bugüne yansıyor haber. Geçtik şimdi Avrupa'ya. Yeniden Avrupa oldu biliyorsunuz Afrika gazetesinin adı. Geri adım ama yetmez diyor bugün gazete. 1 Temmuz açılım kararında tüm halkımızın uyarılarına ve endişelerine rağmen geri adım atmayan hükümetin son kararı Türkiye'yi A kategorisinden B kategorisine çekmek oldu. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada Türkiye'nin A kategorisinden B kategorisine dahil edildiği belirtildi. Buna göre Türkiye'nin adaya gelecek olan yolculara çifte PCR testi uygulanacak. PCR testinin biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden 72 saat içinde, diğeri de ülkeye giriş noktalarında uygulanacak. Bu karar geri bir adım olmasına karşın yine de yeterli sayılmıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi konusunda yetkilendirildi deniliyor. Mustafa Akıncı da önceki akşam Er Meydanı programının konuğuydu. Ve orada 1 Temmuz kararını hükümetin eleştirmişti. Henüz B kategorisine çekilmeden yapmıştı bu açıklamayı. Pandemi hastanesi olmayan, yeterli test kiti olmayan ve yoğun bakım ünitesi olmayan sağlık örgütlerinin aman dikkat dediği bir dönemde bunun doğru olmadığını açık ve net olarak söylüyorum demişti. A kategorisinde olduğu noktada B kategorisine alındı şimdi, ama pandemi hastanesi, yeterli test kiti olmaması, yoğun bakım ünitesinin olmaması ve sağlıkçıların bugün itibariyle B kategorisine alınmış olsa da halen bugün gerçekleştirilecek eylemi yapmak konusundaki kararlılığı gösteriyor ki B kategorisine alınmış olması da yeterli bir önlem değil. Yani karantina olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Şimdi bu akşam saat 19'da gerçekleşecek o eylem, bir kez daha hatırlatalım ve o eylemin yapılıyor olmasının nedeninin de bu sağlıkta yapılmayanlar olduğunu belirtmiş olalım. Yani olmayanlar, hastane yok, işte maske yok, eldiven yok, gerekli ekipman yok diye sıralıyordu bunu sağlıkçılar. CTP de destek veriyor bugünkü eyleme. Karantina yok, çifte test. Bakanlar Kurulu'nun bugün dünkü açıklaması bugün Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında manşete yerleşiyor. Bakanlar Kurulu 1 Temmuz kararında tadilat yaptı. Türkiye A kategorisinden B kategorisine çekildi. Türkiye'den geçişlerde çifte PCR istenecek. PCR testlerin biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden 72 saat içinde, diğeri ülkeye giriş noktalarında olacak. Türkiye'de 24 saatte 1458 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 193.115'e çıktı. Türkiye'nin toplam vaka sıralamasında dünyada 12. sırada olduğu açıklandı. Bugüne taşınıyor haberin detayı, Türkiye'deki durumla birlikte aktarılıyor. Cinayetin sırrını ifade çözecek, Gönyeli'de tüyler ürperten cinayetin ardından şüpheli görülen Azat Nurmamedov tutuklandı diyerek Veysel Akdeniz cinayeti bugüne taşınmış gazetenin ön sayfasında. Günde 80-100 ton süt dökülecek. Süt üretiminde kriz kapıya dayandı. Üretici alın teri çöpe gidecek diye endişeli şeklinde Yeni Düzen bugün onu da ön sayfasında görmüş. En sonunda karar çıktı diyor diyalog. Türkiye'den gelecekler için 2 PCR şartı koyan hükümet 1 Temmuz'u değiştirmedi. Bir de öyle bir konu vardı, hatırlayın lütfen. 1 Temmuz tarihi de
ötelenebilir, ertelenebilir. Bu da Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu, tartışıldı diyebiliyoruz. Ama öyle bir öteleme kararı çıkmadı. 1 Temmuz'da uygulanacak. Az önce altını çizmiştim. Bu konuda hükümetin artık ne yapacağını netleştirmesi, uçuşların düzenli başlayabilmesi, tarihlerin oturabilmesi için de önemli kriterlerden biriydi. Neden biriydi diyorum? Çünkü havayolu şirketleri de talebe bakıyor. Talebe baktıktan sonra seferleri ayarlama yoluna gidiyor bu süreçte. Yani bu demek değildir ki eski kapasitede her gün karşılıklı birkaç uçuş olacak ve tam kapasite. Hayır, öyle bir şey yok. Haftada 4 uçuş diyordu örneğin Türk Hava Yolları. Peki ama bu 1 Temmuz kararı çifte PCR ile birlikte burada bir test daha olacağı ile alakalı kararın buraya gelmeyi düşünenler üzerinde başka bir etkisi olur mu? Daha doğrusu şöyle karantina olsaydı bunun %100 etkisi olacağını biliyoruz. Şimdi çifte PCR ile alakalı olarak yeterli bilgilendirme buraya gelecek olanlara yapılıyor mu, yapılacak mı? O da bir diğer soru. Bir de az önce söylemiştim, bu PCR testinin ücretini biz gelenlerden talep edecek miyiz? Şu an biliyorsunuz eğer 3 kriterden birinde değilseniz, öğrenci, güneyde çalışan işçi ya da zorunlu sağlık koşulları nedeniyle güneye geçme gibi kriterlerden birine sahip değilseniz ama yine de güneye geçmek istiyorsanız PCR testi için 300 lira ödüyorsunuz örneğin. 4 kişilik bir ailenin 1200 lirayı bu anlamda gözden çıkarması gerekiyor demiştik. Ve çok da rağbet görmediğini, hani keyfi geçişlerin bu anlamda biliyoruz. Peki Türkiye'den gelecek olanlar burada yapılacak PCR testi için para ödeyecekler mi? Eğer ödeyeceklerse 300 lira rakamı mı onlar için de geçerli olacak yoksa daha yüksek mi olacak? Ve yine dönüp dolaşıp test kiti, PCR test kiti sayımız bu karar için yeterli mi noktasına da dönüyoruz. Eğer ki o para istenirse, şu an örneğin 2 Temmuz'da buraya gelecek olan var diyelim. Bu durumdan haberdar mı dün alınan bu karardan? İşte bu durum değiştirir mi onların ülkeye gelme konusundaki kararını, ekstra bir ücret ödeme durumu? Bu da bence önemli. Bakanlar Kurulu haftalardır devam eden tartışmaların sonunda Türkiye ve diğer bazı ülkelerden Ercan'a uçuşların 1 Temmuz'dan itibaren başlamasını karara bağladı. Sadece Türkiye A kategorisinden B'ye geçiren hükümet çifte PCR şartı koydu. Bu durumda Türkiye'den gelecek yolcular bir PCR testini kendi bölgelerinde, diğerini adaya gelişlerinde yaptıracaklar. Alınan kararın yolculara ve turist getiren acentelere oldukça pahalı ve zahmetli olacağını belirten turizmciler, hiç olmazsa bir adımın atılması da önemlidir. Şimdilik bu kararlara uymak zorundayız demişler. Türk Hava Yolları 1 Temmuz'da İstanbul-Ercan arasında 3, Ankara ve Adana ile Ercan arasında birer sefer gerçekleştirecek. Pegasus'un da İstanbul, Antalya ve Adana'dan toplam 4 seferi var. Şimdi bu seferler planlanmış durumda 1 Temmuz tarihi itibariyle. Bundan sonra işte alınan bu karar çerçevesinde planlama yapılacak. Bakalım haftada kaç gün, kaç uçuş, hangi Türkiye'nin hangi bölgelerine, hangi kentlere uçuşlar gerçekleştirilecek ve buna göre planlar yapılacak. Bugün Diyalog Gazetesi'nin ön sayfasındaydı. Sürpriz değişim deniliyor. Anastasiadis kabinesinde gerçekleştirilen değişimle alakalı olarak yeni Adalet Bakanı ile alakalı da son günlerde birazcık siyaset magazini yapalım. Onun Kıbrıslı Türk bir güneyde yaşayan Kıbrıslı Türk bir kişiyle birlikte olduğu ile ilgili haberler biliyorsunuz. Son günlerde böyle Güney Siyaset magazininde konuşuluyor. İki tane kadın bakan var. Tabii biz hep söyledim, bu hafta denk gelmedi. Önümüzdeki hafta umuyorum. Bu arada önümüzdeki hafta da programın son haftası, artık bitiriyoruz. Eylül'e kadar olmayacağız. Önümüzdeki hafta umuyorum bu Libya meselesine bakabiliriz. Kabinedeki değişikliğin bu süreç zarfında, Doğu Akdeniz'de işleyen süreçte değiştirilen bakanların gereken, beklenen performansı göstermemeleri üzerine bu kabine değişikliğine gittiği belirtiliyordu Anastasiadis'in. Oradan yola çıkarak, yani biz bu içerideki konulara o kadar kafamızı gömdük ki Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin Libya ile olan ilişkileri gibi konulara kafamızı kaldırıp bakamıyoruz dedim ya hafta boyunca. Ben de yapamadım, üzgünüm ama önümüzdeki hafta sözüm olsun bu konuda bir uzmanla konuşacağım olup bitirdim.
biteni. İşte neticede bu kabine değişikliğinin altında böyle bir neden olduğu belirtiliyor. Magazinden uzaklaşıp işi siyasete bağlayıp bunu da belirtmiş olayım. Sağlığımız oyuncak değil. Yeni Bakış'ın bugünkü manşeti. Türksen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, son dönemde yaşanan gelişmeler hükümetin yeni bir krizi bilimsel temellerde yönetebileceğine ilişkin güveni sıfırladığını belirterek burada yapılması gerekenin başbakan ve hükümetin istifalarını Cumhurbaşkanı'na sunmak olduğunu söylemiş. Türksen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, sağlıkta hiçbir tedbir almayan, pandemi hastanesini yapmayan, ilaç getirmeyen, doktoru ve hemşiresi hazır olmayan bir dönemde hastalıkların zirveye ulaştığı birçok ülkeden 1 Temmuz'dan sonra karantinasız yolcu gelmesiyle hükümet edenler halkın sağlığıyla oynamaya devam edecekler diye konuştu. Sendikaların bu akşam eylem yaparak bu duruma müsaade etmeyeceklerini de hatırlatıyor Aslan Bıçaklı ve Başbakan Tatar'ın 1960'taki ruhumuza sarılarak el ele bu zor günleri aşacağız şeklindeki söylemini hatırlatmış ama bilmiyor ki bugünle o zamanlar çok farklı ifadesini kullanmış. Bugüne yansıyor onun açıklamaları. Sağlık ve ekonomideki tedbirler, pandemi hastanesi, 1 Temmuz'da PCR testinin nasıl yapılacağı bile açıklanmadan dışa açılma kararı, özel sektörde işsizlik, esnafın işletmelerin durumu, güneyde çalışanlar ve Pile'de yaşayan yurttaşlarımız gibi her konuda aynı ciddiyetsizlik, aynı basiretsizlikle karşı karşıyayız demiş. Bugüne yansımış manşetten Aslan Bıçaklı'nın açıklamaları. Türkiye artık B kategorisinde, habercinin manşeti, toplumun her kesiminden yükselen tepkiler sonrasında hükümet 1 Temmuz açılımıyla ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı kararda değişikliğe gitti deniliyor. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan B kategorisi kararı, çifte PCR talep edilecek. Türkiye'nin kategorisi değişti, 1 Temmuz kararı değişmedi, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlığı'na yetki ara başlıklarıyla aktarılmış Bakanlar Kurulu'nun Ulaştırma Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi ve veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine yönelik verdiği kararda bugüne aktarılmış durumda. Güneş gazetesindeyiz. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin önceki gün yaptığı açıklama gazetenin sür manşetinde. Ali Pilli başardık yine başaracağız demişti o açıklamada. Dünkü konuğum Ahmet Varış'la, Tıp İş Başkanı'yla biz de bu konuyu konuşmuştuk. Sağlık Bakanı Pilli'nin açıklamalarını. Çünkü Bakan Pilli ne diyordu? Sıfır noktasından günde 1000 PCR testi yapabilecek, 200 hastaya bakabilecek bir seviyeye gelindiğini, yeni COVID-19 merkezinin hazır olduğunu, pandemi hastanesi de yapacaklarını belirtmesi, açılım sonrası durumla ilgili görüşünü başardık yine başaracağız şeklinde özetlediği bir açıklamaydı. Hazır mıyız gerçekten dedi Ahmet Varış'a. Hayır, yani şu anki durumda 200 kişiye aynı anda COVID-19 tedavisi uygulamak gibi bir hazırlık yok dedi kesin bir dille. Aynı zamanda eğer Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi konusunda oranın pandemi hastanesi olarak kullanılması için ısrar edilecekse bunun geçmişte diğer hastaların tedavilerinde yarattığı aksamalar göz önünde bulundurularak bu kez bunu asla kabul etmeyeceklerini de belirtti. Dolayısıyla bu konuda yapılan bir hazırlık halen yok. Hani yeni pozitif vakalar çıkarsa Burhan Nalbantoğlu'nun COVID-19 için kullanılması düşünülüyor pandemi hastanesi olarak ama hekim örgütleri buna izin vermeyeceklerini belirtiyorlar. Yani pandemi hastanesi yapılmadığı gibi olası yeni vakalarda o vakaların tedavisiyle alakalı bir kaos da bizi bekliyor. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde eksik tomografi cihazı nedeniyle pandemi hastalarıyla normal hastalar aynı tomografi cihazını dönüşümlü kullanıyorlardı. Böyle altyapı noksanlarımız var bizim. Bu süreç zarfında en azından bu 3,5-4 ayda bir tomografi cihazı olsun alınamaz mıydı diye soruyor sağlık örgütleri. Biz de buradan tekrar edelim. Gerçekten alınamaz mıydı? 40 milyon var zannediyorduk sağlık fonunda. 32 milyon varmış, varsın 32 milyon olsun. Pek çok derdimize deva olabilecek bir para idi bu zannederim. Yani işin uzmanı değilim ama uzmanı olanlarla yaptığım konuşmalardan bunu anlıyorum doğrusu. Dolayısıyla başardık yine başaracağız diyor Sağlık Bakanı Ali Pilli. Ama hasta sayısı bir anda artarsa
bu sağlık ekipleriyle bunun olmasının çok da mümkün olamayacağını söylüyor yine hekim örgütleri. Tatar ekonomi eskisinden de iyi olacak sözleriyle Güneş Gazetesi'nin manşetinde. Nasıl olacak? Başbakan Ersin Tatar ekonominin eski boyutuna gelebileceğini, hatta eski noktadan daha iyi bir noktaya gelebileceğini belirtti meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada. Geleceği göremezseniz ekonomiyi sürdürmek mümkün değildir. 2020 bütçesini uygulamak suretiyle devlet yükümlülüğünü yerine getiriyor. Devlet o bakımdan başarılı olmuştur ifadesini kullanmış. 26 Mart'ta açıklanan ekonomik paketteki maddelerin çoğunun başarıyla uygulandığını, o günden beri çalışmaların ekonomiye etkisinin o şekilde ölçülebildiğine işaret etmiş. Koronavirüsü bizi vurduğunda 2020 yılı bütçesiyle ilgili endişeler vardı. Ama çalışmalarda gelinen noktada kesilen maaşların ekonomik paketle düzenlenmesi önemlidir şeklinde konuştu. Şimdi sadece kesilen maaşlar mıdır derdimiz? Sadece biliyorsunuz o kesilen maaşların ilk geriye dönük ödemesi de yapıldı, Mart ayına ait ödeme yapıldı. Şimdi sadece kesilen maaşlar üzerinden biz ekonomik olarak daha da iyi olacağızı konuşuyorsak, toplumun sadece belli bir kısmını mutlu edecek kararlardır bunlar. Bir kez daha söyleyelim, yurttaşı kapsayacak bir karar değil, tam da eleştirdiğimiz nokta. Ekonominin daha iyi olabilmesi için Başbakan Ersin Tatar bunu söylüyor ama nüfus bu yapıdayken, turizmin ne olacağı bilinmezken, inşaat sektöründe muallak devam ederken, giden öğrenciler geri gelebilecekler mi? Ülkeden giden insanlar geri gelecekler mi? Dönecekler mi? Bunu tercih edecekler mi? Soruları yanıt bulmadan ekonominin daha iyiye gidebileceğini söylemek pek de mümkün değil. Çünkü iş hacmi bakımından biz şu an o kadar küçüldük ki açılan işletmeler de gidenleri göz önünde bulundurduğumuzda mevcuda hizmet veriyor. Yani bugün yaşanan bu süt krizi de bunun bir örneği. Üretim var ama talep yok. İşte oteller kapalı örneğin. Hal böyle olunca bunun yarattığı sıkıntı başka sektörlere de tesir edecek ve ekonomi daha da iyi olacak söyleminin altının bu noktada nasıl doldurulduğunu görmek bizim için önemli. Çok fazla o altını doldurma noktası olamıyor ne yazık ki. Tatar Anıt Mezar kısa zamanda tamamlanacak dedi. Yani bu Rauf Denktaş'ın anıt mezarı konusu halen tamamlanamamış bir mezar. Anıt mezar. Çok enteresan gelen bir konu bana. Ersin Tatar çevre düzenlemesi henüz tamamlanmayan anıt mezarın bir an evvel tamamlanması ve halkın ziyaretine açılmasının çok önemli olduğunu, konuyla ilgili gerekli talimatların verildiğini söyledi. Bu konu ile alakalı dün yaptığı ziyarete dair fotoğrafla birlikte paylaşıldı. Halkın sesindeyiz. Türkiye'den gelişlere çifte test. Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine hükümet 1 Temmuz kararlarında değişikliğe gitti deniliyor. Çifte PCR noktasının altı çiziliyor bugüne taşınan haberde. Vatandayız şimdi. Vatan gazetesi 1 Temmuz kararı doğru değildir. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın önceki gün yaptığı açıklama. Bir kez daha bunu hatırlatalım. Yani bu B kategorisine alınmış olması haliyle alakalı bir açıklama değil. B kategorisine alınmadan önceki açıklama. Ama hani B kategorisine alındı, buna Cumhurbaşkanı Akıncı herhalde tamamdır der mi? Uzmanlar öyle demiyor. Cumhurbaşkanı Akıncı da kendi görüşünü söylemediğini, uzmanların görüşü doğrultusunda görüş belirttiğine göre bu B kategorisine alınma hali de zannederim tamam oldu denilebilecek bir şey değil Cumhurbaşkanlığı nezdinde. Önceki gün Mustafa Alkan'ın Er Meydanı programında yapmıştı bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Akıncı. 1 Temmuz kararı ile alakalı hükümetin tavrının doğru olmadığını söylemişti. Karantinasız giriş konusundaki tavrından bahsetmişti yani. Türkiye'deki vaka sayılarının artmasından dolayı 1 Temmuz'da ülkeye girişlerin başlamasına yönelik kararın sağlık uzmanlarına kulak verilerek yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Pandemi hastanesi olmayan, yeterli test kiti ve yoğun bakım ünitesi olmayan, sağlık örgütlerinin bu konuda aman dikkat dediği bir dönemde bunun doğru olmadığını açık ve net olarak söylüyorum şeklindeki görüşü bugüne yansımış
durumda. Jale Refik Rogers Halkın Partisi'nden o da Bakanlar Kurulu kararı öncesi 1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli demişti. Bu konuda hem bir parti genel sekreteri, milletvekili, moleküler genetik uzmanı, aynı zamanda Türkiye'deki vaka sayısına o da dikkat çekmişti. Bir sağlıkçı gözüyle değerlendirme yaptığını söylemişti. Star Kıbrıs çift PCR'la 1 Temmuz'a vize diyerek gördü Bakanlar Kurulu kararını ve Ayşegül Baybars'la ilgili manşetine devam ediyor. Bugün de yine Star Kıbrıs gazetesi detaydayız. Akıncı, hükümetin 1 Temmuz kararı doğru değil sözleriyle bu kez Detay gazetesinde. Dünkü meclis oturumundan pandemi hastanesi ve personel konusundaki gecikmelerinizle ekonomide yıkım yarattınız diyen Tufan Erhürman. Başbakan her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylüyor, kendimizi kandırmayalım diyen Erkut Şahali ve bu raddeye gelebilmek büyük başarıdır diyen Ersin Tatar meclis oturumundaki açıklamalarıyla bugüne taşınmış durumda. Hükümetten karantinasız giriş ısrarı diyerek gördü. A kategorisinden B kategorisine çekilmesini Türkiye'nin bugün Detay gazetesi. Çifte PCR ama karantina kararı çıkmamış olmasını, bu konuda karantinasız giriş konusunda bir ısrar olarak değerlendiriyor bugün gazete. Çeler, uyarıyoruz ve istiyoruz ki içimiz rahat etsin demiş TDP milletvekili Zeki Çeler. Belirteceğiniz tarihe kadar en yakın zamanda gerek sıfırdan gerekse de var olan mekanlardan ne zaman bir pandemi hastanesi oluşturacaksınız diye sordu. Bugüne taşınmış durumda. Kıbrıs manşet. Bıraktığımız noktadan şöyle bir başlıkla gidiyor. Alın size pandemi hastanesi. Pandemi hastanesi krizini bir türlü çözemeyen hükümete Kıbrıs manşet yazarı Doktor İlker İpekdal'dan Kolan British Hospital önerisi geldi denmiş. Salgınla birlikte ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan pandemi hastanesi için hükümet arayışları sürdürüyor. 45 günde hazır olacağı sözü verilen ancak hala bir adım atılmayan hastane için Kolan British Hospital'ı adres göstermiş. Neden? Salgın döneminde hastaların öncelikle yoğun bakım ihtiyaçlarını karşılayacak, yatırılarak tedavi olanağı sunacak olan hastaneyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapabilecek bütçesi olamadığını söylemiş. Konumu acil müdahale ve müşahede yatakları, 2 ameliyathane, ameliyat sonrası ayrı yoğun bakım ünitesi, anjiyografi odası, genel yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi, MR ve tomografisi, her bir odasında oksijen verme ve solunum cihazı çalıştırma altyapısı olan tek yataklı 35-40 kadar hasta odası, taburcu sonrası kontrollerin yapılabileceği poliklinik odaları olduğu belirtiliyor. Bu nedenle orası olur demiş. Türkiye'den gelen yolcular için çifte PCR testi şartı hakikatin bugünkü sür manşeti oluyor. 2 ayda 35 milyon liralık ilaç alındı. Bu konuda Web TV'ye açıklama yapan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun açıklamaları manşetinde gazetenin sağlık çalışanlarının başbakanlık önünde yaptığı ilacımız yok açıklamalarına sitem ettiği belirtiliyor. Tabii ki endişeli olacağız ama panik yapmadan tedbirleri alarak 1 Temmuz'dan sonraki süreci görmek zorundayız. Yoksa birileri bir şeyler dedi diye bu ülkenin geleceğini çalamayız. Benim de çocuklarım var, ailem var, sevdiklerim var. Diğer ülkeler nasıl yapıyorsa biz de aynı şekilde kapılarımızı açacağız diye konuştu. Diğer ülkeler sağlık altyapısı noktasında nerede? Biz neredeyiz? Diğer ülkeler hastalarını yatıracak yatak kapasitesi anlamında nerede? Biz neredeyiz? Diğer ülkeler sağlık personeli konusunda nerede? Biz neredeyiz? Hani bizim ülkemizden daha kötü durumda olan ülkeleri söylemiyorum. Bu kapıları açma kararı, kapıları açtığı ülkenin sağlık koşulları, COVID-19 noktasındaki durumunu göz önünde alıp ülke nüfus oranına göre kapılarını açma kararı veren bizim gibi başka ülkeler varsa onların sağlık konusundaki durumunu soruyorum. Benim aklıma en yakında Güney geliyor. Güney'in bu konuda sağlık altyapısının bizden çok daha iyi olduğunu biliyoruz. Yaptıkları yoğun PCR testleriyle toplumu çok ciddi bir taramadan geçirdiklerini biliyoruz bu süreçte. Random, yani rastgele testler yaptıklarını biliyoruz yine PCR'larla ve gelen herkese herhangi bir sağlık durumunda kötüleşme olması halinde tedavinizi de biz sizin burada üstleneceğiz.
sizin için 100 hastalık bir pandemi hastanesi ayrıca yaptık şartıyla birlikte kabul ettiklerini biliyoruz. Her gelenin de bu şartları kabul ederek geldiğini, bu şartların çok önceden açıklandığını ve onların turizmlerini bir şekilde yola sokmaya bile başladığını görüyoruz. Onlar da kategoriye ayırdılar biliyorsunuz, farklı kategorilere. Ya benzer durumda ülkeler deyince benim aklıma Güney geliyor. Dolayısıyla açılmadan bahsediyorsak kararların vaktinde alınmış olması, pratikte bunların nasıl hayata geçirileceği konusunda bilgilendirme yapılması karşılıklı ve bugün içinde bulunulan duruma sağlık konusunun rehberlik etmesi, toplum içinde bunun bir kaygıya dönüşmemesi hali önemli. Alınması gereken kararlar örnek olarak vermiş olalım. Güney'i ve bu konudaki açıklamalarını yapmış. Lefke'ye neden sahip çıkmıyorsunuz? YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mecliste Lefke bölgesinin sorunlarıyla ilgili konuşma yaptı. Neden sahip çıkmıyorsunuz demiş. CMC'nin yıllar içinde her şeyinin sökülüp satıldığını, 12 milyon tonluk atık bırakıldığını, aradan yıllar geçtiğini ve bir şirkete kiralandığını, bu şirketin oraya çivi bile çakmadığını ifade etmiş. Hükümetin bu şirketle olan sözleşmeyi iptal ettiğini belirtmiş. CTP milletvekili Salahi Şahiner'in de Lefke bölgesiyle alakalı benzer kaygıları ve eleştirileri yaptığı habere taşınmış durumdaydı Hakikat gazetesinde. Saatlerimizi 8.42 yaptık. Birazdan konuğum Asım Akansoy ile birlikte olacağım. Şimdi hükümetin bu çifte PCR kararı Türkiye'yi A kategorisinden B kategorisine almış olması durumunun sağlık örgütleri ve sendikal platformun bugün yapacağı eylemi erteleme ya da iptal etme gibi bir kararı yol açmadığını hatırlatalım. Bugün eylem yapılıyor. Saat 19'da Pronto Çemberi'nde toplanıp Başbakanlık önüne yürüyoruz diyerek bir kez daha duyurdu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut maskeni al gel çağrısıyla birlikte bugün gerçekleştirecek eylemin yapılmasının nedeni pandemi hastanesi yok, doktor yok, hemşire yok, ilaç yok, laf çok, skandal çok noktasına dayanıyor. Bu nedenle işte hani kategori değiştirilmiş olsa da eylemin halen yapılacak olduğu bilgisini de paylaşmış olalım sizinle. Şimdi araya gidiyorum. Havanın ve paranın durumuna bakıyorsunuz. Çok minik bir ara. Döndüğümde konuğum Asım Akansoy ile devam ediyorum. Ayrılmayın. Günaydın diyelim, haftanın son programındayız. Bugüne dair de gelişmeleri, güne yansıyanları, manşetlere, sosyal ağlara takılanları sizlerle paylaştım. Şimdi Asım Akansoy ile birlikteyiz. Bu olanı biteni, bu hafta içerisinde yaşananları konuşacağız birazcık ama dünden başlayacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Haftanın son günü. Birazcık yorgunluk var. Biraz yorgunluk var. Biraz dinleneceğiz. Dinleneceğiz. Evet, yani dinlenemiyoruz da. Yani evet. Bir hafta sonu bir kalkıyoruz ki örneğin bir jet skandalımız evet. Olmuş falan. Öyle ben de içimden şeyi geçiriyordum. Ya şu nazar beni hep cuma günlerimi çağırıyor. Öyle mi oldu? Öyle mi? Galiba birkaç kez gerçekten. Öyle oldu. Peki. Yani öyle ayarlamışız. Tesadüf olmuştur. Tabii. Şimdi günlerdir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Aslında İki hafta rötarlı tartıştık bugün konuştuğumuz hadiseleri. Çünkü 1 Temmuz tarihi zikrediliyordu. Fakat gerçekten öyle bir skandallı kucağımızda bulup onunla uğraştığımız için hem ekonomiyi konuşmaya hem yaklaşan 1 Temmuz'u konuşmaya 2 haftalık bir rötarla başladı. Doğru. Şimdi 1 Temmuz kapıda evet. Ve dün itibariyle yeni bir karar üretildi. B kategorisine alındı Türkiye. CTP'nin saha gezilerinde sağlıkçılarla yaptığı görüşmeleri biliyoruz. Orada hazırlıkların tamam olmamasından duyulan endişe dillendiriliyor. Nasıl görüyorsunuz bu B kategorisi kararını?
Doğrusunu söylemek gerekirse daha önceden bunun tespitinin yapılması gerekirdi tabii. Ve toplumun aydınlatılması ve rahatlatılması gerekirdi. Toplumda gerçekten çok ciddi bir endişe var ve çok haklı bir endişe bu. Sağlık çalışanlarına baktığımızda onlarda da ciddi bir endişe var. Yani ikinci salgın gelebilir, şu andaki testler, test kitleri yeterli midir, değil midir, başımıza ne gelecek, ne gelmeyecek. Yani yönetimin yaptığı hataların cezasını sağlık çalışanları mı çekecek yoğunlaşarak, daha da kapasite artırımına gidilerek. Dolayısıyla yani çok yönlü sorunlar vardır. Yani hükümetin bu süreci başarı öyküsüyle topluma yansıtmaya çalışması bence büyük bir sorun oldu. Çok daha gerçekçi olmamız lazımdı. Çok daha dayanışma içerisinde olmamız lazımdı. Hükümet, muhalefet çok daha işbirliği içerisinde olması lazımdı. Artı Cumhurbaşkanı tabii. Yani Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve muhalefet birlikte çalışması gerekirdi bu süreçte. Ve bu krizi el birliğiyle atmamız gerekirdi. Fakat ne yazık ki günlük siyasete ve pek çok hatayla karşı karşıya kaldık. Benim görebildiğim kadarıyla 1 Temmuz kararı aslında çok riskli bir konu. Çünkü Türkiye'de artan oranda vaka sayısı var. Yani bunun elbette topluma yansıyacağı bir gerçek. Ne isterse olsun. Dolayısıyla bununla ilgili altyapı hazırlıklarının önceden tamamlanması gerekiyordu. Zaten bütün kavgamız da oydu. Yani evet, kapandık ve bir şekilde korunduk ama mesele sadece kapanmak ve korunmak değil, bunun bir açılmaya döneceği belliydi. Bununla birlikte elbette bir daha iki ettiği gibi altyapı hazırlıklarının da sağlık alanında hazır olması gerekirdi. Bu yönde bugüne kadar tüm söylemlerimiz, tüm iddialarımız, tüm görüşlerimiz, tüm yaklaşımlarımız göz ardı edildi. Farklı alanlara kaydırıldı. Yani yeni hastane yapımına kaydırıldı. Girne'de yeni bir hastane yapılması, Güzelyurt'ta yeni bir hastane yapılması, Sayın Ali Pilli'nin ifadesiyle Mausa Hastanesi'nin statüsünün yükseltilmesi vesaire gibi daha farklı yaklaşımlar ortaya kondu. Tüm bunlar aslında endişeyi daha da artırdı. Çünkü çok netti yapılması gerekenler ve bu konuda hükümet süratle hareket etmedik görebildiğim kadarıyla. Şimdi süratle hareket edilmemesi farklı tartışmaları beraberinde getiriyor sizin de anlattığınız gibi, ama mesela bu 1 Temmuz konusu, yani uçak firmalarının seferlerini ayarlamasından buraya geleceklerin gelme durumunu yeniden gözden geçirmesine pek çok farklı etkisi olacak bir durum. Sağlık örgütleri, hekimler, uzmanlar uzunca bir süredir çağrı yapıyorlar. Türkiye'de vaka sayısı yani çok kısa bir süre böyle 1000 seviyelerinin altına indi örneğin baktığınızda. Yani bir düşüş eğilimine girdi ve sonra yeniden yükselişe geçti. Evet. Dolayısıyla hani bu çağrılara kulak verilmek noktasında mı geç kalındı? Bir de sadece 1 Temmuz kararında değil, bu süreç zarfında pek çok farklı konuda çağrılar yapıldı. Hem sivil toplumdan hem muhalefetten. Hükümetin onlar konusunda da çok istekli olunmadığına duymak ya da bunları da dikkate almak konusunda istekli olunmadığına dair eleştiriler de yapıldı. Şimdi bakınız, çok açık bir şey vardı. Bu krizin iki temel noktası var. Bir tanesi sağlık, bir tanesi ekonomi. Ve bunlar birbirine bağlantılı konular. Bir konuda alacağınız bir adım bir diğerini etkiliyor. Evet, öncelik sağlık. Bu doğru. Toplumu korumamız lazım. Bu doğru. Ama bununla birlikte de ekonomik aktiviteyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü günün sonunda dışa bağımlı bir ülkeyiz, turizme bağımlı bir ülkeyiz, inşaata bağımlı bir ülkeyiz, yüksek öğrenime bağımlı bir ülkeyiz. Tüm bunları da gözeterek önlemlerin alınması ve bir planlamanın yapılması gerekiyordu. Aslında yapılması gereken çok zor bir şey değildi. Yani kapanma döneminde her ülke yaptığı gibi, her ülkenin yaptığı gibi, uluslararası örgütlerin yaptıkları çağrılarda olduğu gibi biz de sağlık altyapısını güçlendirecektik. Bir, iki, evine ekmek götüremeyen insanların ne yapacaktık? Hanesine bir katkıda bulunacaktık. İki, üçüncüsü ne yapacaktık? Ekonomik olarak ileride karşılaşılacak önlemleri bugünden öngörüp bazı hamleler, adımlar atacaktık. Yani burada çok büyük bir olay, çok böyle çetrefilli bir konu yok. Niye peki böyle? Yani koalisyon olunmasının bir getirisi midir bu? Fikir ayrılıkları mı vardır? Ya da böyle bir düz yolda yürüyemeyip bir yalpalama durumu bu süreç zarfında sıklıkla gözlemledik doğrusu. Yani bunun koalisyonla ilgili olduğunu düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bunu iyi yönetim mi yapamamak olarak ya da kötü yönetim olarak nitelendirmek lazım. Yani biz işi sorgulayamadık. Hatırlarsanız aslına baktığınızda
Bir yıl önce bir imar planı tartışmasıyla boğulduk. Günlerce onu tartıştık. Çözülemedi. Hala daha imar planı konusu açıkta. COVID'den, ve Haziran sonunda geliyor. Geliyor yani. Konu. Covid'den önce Burhan Nalbandoğlu hastanesi yandı. O konuyla da ilgili büyük bir kaos yaşadık. Büyük sıkıntılar yaşadık. Yine aynı şekilde birinci paket açıklandı. Ardından protokol geldi. Ardından ikinci paket geldi. Tüm bunlarla ilgili hükümette ve özellikle bakanlarda bir ben yaptım olur tavrıyla karşı karşıya kaldık. Yani hükümet hiçbir şekilde toplumdan yükselen sesi duymak istemedi. Tepkileri dikkate almadı. Bunları politize etti. Halbuki mesele politik mesele değildi. Mesele ekonomik mesele, varlık meselesi, yaşamını sürdürebilme meselesiydi. Tüm bunlar dikkate alsalar aslında sorunların nasıl çözüleceği ortadaydı. İlk günden beri pandemi hastanesi, pandemi hastanesi dedi muhalefet. Yıktık meclisi, ortaya koyduk. En sonunda Sayın Pilli dedi, vallahi doğrudur söylediniz dedi. Bir hafta önce galiba Sayın Pilli kürsüye çıktı. Ben dedi, yani özür dilerim dedi. Yani bu konuda yeterli baskıyı yapamadım, yalnız kaldım dedi. Şimdi bu nedir yani bu? Bir de 25 Haziran itibariyle de projelendirileceği yeni bir pandemi hastanesini söylenmişti. Tam söylenmişti. Yani şimdi dolayısıyla en ortada ciddi bir kötü yönetim vardır. Yani bunu başka türlü tanımlamak mümkün değildir. Yani pandemi döneminin yoğun olduğu kapanma sürecinde zaten farklı farklı açıklamalarla da bu kendini gösterdi. Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın özellikle bu noktada sorumlu olan kişi olduğunu ben düşünüyorum. Yani bir sürü kriz yaşandı, bakanlar şunlar bunlar bir sürü şeyler söylendi ama kabinenin başındaki kişi ve süreci yönetmesi gereken kişi ve sorumluluk taşıyan kişi ve hesap vermesi gereken kişi Sayın Başbakan'ın bizzat kendisidir. Ama biz Sağlık Bakanlığı'nın bu süreçte daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği konusunu hep konuşmadık mı? Yani şu, örneğin bir bulaşıcı hastalıklar yasası vardı, o yasa uygulanmadı, onun alt komisyonları toplanamadı ve bu sürece Sağlık Bakanlığı ve bakanlık bünyesinde oluşturulacak o alt komitelerle yön verilmesi gerekirken biz çok daha farklı kaygılarla farklı kararlar alındığını gördük bu süreçte. Bunu evet, sorgulamıyor muyuz? Sorguladık. Bunu yani, mecliste dile getirdik. Bunu uygulamanız gerekir dedik. İşte burada bir yol haritası var dedik. Eğer siz bu yasayı uygularsanız aslında bu toplumun sağlık konusundaki kaygılarını ortadan kaldırırsınız ve bir düzenle bu işe gidersiniz dedik. Yani başbakan da gözler ama başbakanın da bu konuda referans alacağı yer Sağlık Bakanlığı bünyesinde o komitelerde üretilecek kararlar olmalıydı hükümetin. Tabii yani bu şunu getiriyor. Elbette sağlık krizini yönetebilmek adına tek bir otoritenin olması gerekiyor idi. Ama tek bir otorite olmadı. Yani hem Başbakanlığın altında, hem Sağlık Bakanlığının altında, hem işte iki toplumluluğu, işte Cumhurbaşkanlığının da altında çeşitli kurullarla karşı karşıya kaldık. Bilim kurulunda kimler var ve onlar kimlerdir, nasıl kararlar üretir? Örneğin siz bir muhalefet partisi milletvekili olarak. Hiçbir bilgim yok benim bu konuda. Bu süreçte bizim yani sık sık çağrıda bulunduğumuz noktalardan bir tanesi bu oldu. Uzmanlar, hekimler, hekim örgütleri de benzer çağrılar yapıyor. Yani bilim kurulu çıksın. Örneğin bu 1 Temmuz kararının alınmasıyla, ilk kararın alınmasıyla yani Türkiye A kategorisine alınmıştı. Bu konuda bilim kurulu nasıl bir görüş verdi? Şimdi dün itibariyle B kategorisine alındı. Bilim kurulu bu konuda nasıl bir görüş verdi de B kategorisine alındı. Şimdi eğer hepimiz şuna ikna olursak zannediyorum evet B kategorisine alındı. Çünkü şu 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 tamam ama bu da var. O yüzden bunları gözetmemiz lazım. PCR'ı şöyle yapacağız. Böyle olacak. O da bizim toplumumuz için şu an şöyle bir riske neden olmuyor gibi. Şimdi öyle bir açıklama yok. Dünkü açıklamayı okuduğunuzda örneğin siz ne düşündünüz? Bu çifte PCR konusunda soru işaretlerinin tamamı karşılandı mı sizin aklınızda? Şimdi benim ne düşündüğümden öte toplumun B kategorisine geçişiyle ilgili rahatlamadığını söylemekte fayda vardır. Çünkü orada da kendi içerisinde belirsizlik vardır. Gelecek olan kişinin PCR testi olması gerekiyor. Bunun negatif olması gerekiyor değil mi? Burada da ikinci bir test yapılması gerekiyor. Burada çıkacak sonuca göre nasıl karar verilecek? Bunlar belirsizdir hala daha. Söylenenler var, bilinmezler var, ciddi tartışmalar var. Daha dün mecliste 1 Temmuz kararıyla ilgili Sayın Başbakan farklı bir şey söyledi, Sayın Özersay farklı bir şey söyledi, Sayın Ali Pilli farklı bir şey söyledi. Yani herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Dolayısıyla biz 1 Temmuz kararı ile ilgili her ne alınmış olursa olsun ki B kararı alındı dediğiniz gibi B kategorisine geçildi. Yine endişelerden uzaklaşmadık. Esas sıkıntı budur. Dolayısıyla toplum
bu hükümete ve hükümetin yaptığı açıklamalara gerçekten güvenini yitirdi. Esas sıkıntıyla karşı kaldığımız nokta budur. Yani 1 Temmuz'da eğer 1 Temmuz'la ilgili hükümet şunu demiş olsaydı, ben 1 Temmuz kararını askıya aldım veya geri çektim demiş olsaydı, toplumun kaygıları ortadan kalkmayacaktı sevgili Nazar. Hayır, bunun da niye alındığını merak edecek yine. Tabii. Yani yine aynen öyle. Devam edecekti. O zaman da diyecektim ki ne gibi bir riskle? Evet, neyle karşı karşıyayız ki böyle bir karar aldınız? Dolayısıyla senin de ifade ettiğin gibi bilim kurulunun konuşması gerekiyor. Bilim kurulundaki doktorların çıkıp kamuoyunu aydınlatması, onlara güven vermesi gerekiyor. Çünkü siyasi otorite güven sarstı. Çünkü yani bu yayını biliyorsunuz bütün bu süreçte hep canlı aktif tuttuk ve sizlerden daha çok konunun uzmanlarına, sahada çalışanlara yer verdik ve onlarla ne zaman konuştuysak bunu, bu bilim kurulu meselesine, yani kurul referans gösterilerek alınan kararlarda hangi kurulun hangi görüşünün refere edildiğini de bilmiyor. Yani Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bilmiyor. Dün tıp işte bilmiyor. Dolayısıyla yani bu alınan kararların sorgulanması durumunu beraberinde getiriyor ve bu sorgulandığı sürece hükümete bir güven duyulamıyor. Sağlık konusunda alınan kararlardan. Yalın Öz günaydın demiş. Londra'daki Türkler için de geçerli mi bu uygulama? Hayır, değil. Çünkü Londra'daki Türkler C kategorisinde. Yani karantinaya İngiltere'deki karantinaya alınarak giriş durumu değişmedi. Türkiye'den gelişler için bu durum söz konusu. Ama örneğin bir izleyicim şöyle bir soru sormuştu. Ben örneğin geldim Türkiye'ye, 2 hafta orada otelde kaldım. O zaman yani karantina sürecini Türkiye'de bir otelde kaldım, geçirdim. Eğer karantina sürecini Türkiye'de geçirmiş ise bildiğim kadarıyla gelebiliyor. İşte ama karantina sürecini geçirmemiş ise ve bunu ispatlamıyor ise yolcunun hangi ülkeden çıktığına bakılıyor. Bunu da buradan şey yapmış olalım. Yani çok sayıda soru işareti var. Evet. Şimdi bu 1 Temmuz kararı alındı örneğin. Ben az önce aklıma takılan soruları sordum. Şimdi biliyoruz ki bu testin çıkması öyle 4-5 saatte falan olmuyor. Yani güneyde çalışanlarda gördük biz bunu. 36 saattir bekliyorum sonucun çıkmasına, gidiyorum geliyorum diyen insanlar var. Şimdi biz bu insanları örneğin testi yaptık, gönderdik. Neyle gönderdik? Toplu taşıma mı kullandık? Biz ama pandemi döneminde Vito tipi araçlara bile izin vermedik. Bu insanların her birini çok küçük gruplarla mı gidecekleri yerlere götürdük? Nereye gönderdik? Nereye gönderdik? Ne yapacaklar? Ev karantinası deniliyor. Ne kadar olacak? Otelse ne kadar? Daha da önemlisi örneğin otellere ne kadar, hangi ülkeden rezervasyon yaptırıldı? Bunu da bilmiyoruz şu an. Evet. Ama Başbakan Ersin Tatar meclis kürsüsünden belki de biliyor ki o kadar iddialı konuştu. 1 Temmuz itibariyle turizmde hareketleneceği için ekonomi olduğundan daha da iyi bir noktaya gelecek dedi. Şimdi sağlıkla birlikte götürüyoruz ya, bu çok bilinmeyen durumda benim kafamda soru işaretleri oluyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu soru işaretleri sizin için tamamlanabiliyor mu? Hayır, bizim için de cevaplanamıyor. Soru işaretleri çok net bir şekilde ortada duruyor. Esas sıkıntı da zaten bu. Yani ekonomik paket açıklandı. Ekonomik paketle ilgili pek çok sorgulamalar yapıyoruz. Orada da net olmayan ve toplumu aydınlatmayan konular vardır. Sağlık konusuyla da ilgili aynı şeyler geçerlidir. Dolayısıyla yani bu süreçte en temelde bir güven kaybının olduğunu söylemekte fayda var. Ve bu gerçekten üzücü bir konu. Çünkü çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Açılımlar yavaş yavaş başlıyor. İkinci salgın durumu olacak mı, olmayacak mı? Dünyadaki gelişmeler ne olacak? Bizim buna yönelik hazırlıklarımız nedir? Bunun üzerinde daha ağırlıklı durmak gerekiyordu. Fakat yani bu süre bizim için çok ciddi bir zaman kaybı oldu. Esas üzerinde durmamız gereken odur. Yani sizinle de yaptığımız programlarda, kapandığımız dönemde umarız dedik, yarın dün gibi olmaz, yarına uyandığımızda çok daha iyi bir güne uyanırız, altyapımızı tamamlamış olarak uyanırız, sağlık konusunda topluma güven vermiş olarak uyanırız, ekonomi konularında daha katılımcı oluruz, oluruz, oluruz dedik ama bunların gerçekleşmediğini gördük. Yani hükümet tüm süreci günlük kararlarla yönetti ve bu günlük kararların içerisinde de boğuldu ne yazık ki ve karar üretemeyerek büyük bir krize sebebiyet verdi. Muhalefet iyi bir muhalefet yaptı mı bu süreçte? Yaptı diye düşünüyorum. Çünkü yapması gereken neyse onu yaptı.
ne yapması gerekiyordu? Yani kapanmanın yaşandığı ilk dönemde nasıl bir tavır içerisinde olabilirdik ki biz? Ne yapabilirdik? Öneriler sunabilirdik, rapor hazırlayabilirdik, görüşlerimizi sizler aracılığıyla toplumla paylaşabilirdik. Daha katılımcı olun çağrısını yapabilirdik, yaptık. Kurulları toplayın dedik. Yapmadılar. Bir sürü öneri sunduk. Reel sektör danışma kurulunun toplanmasından, devlet planlama örgütünün altında bulunan sosyal ve ekonomik konseyin toplanmasından daha katılımcı bir anlayışla toplumun geleceğini kurgulayalım dedik. Ortak bir akıl ortaya koyalım, ortak bir vizyon geliştirelim dedik. Herhangi bir sorunla ilgili olarak küçük siyasi hesaplara boğulmayalım dedik falan falan falan. Bir sürü şey söyledik. Ama tüm bunlar karşılığında beklentiyi bulamadığımız noktada meclise yöneldik. Yani meclisin açılması ve mecliste tansiyonun yükselmesinin ana sebebi de hükümetin bizzat kendisidir. Çünkü hükümet daha katılımcı bir anlayışla eğer süreci yönetebiliyor olsaydı, arada bir en azından siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırsa, her bir bakan çeşitli siyasi partilerdeki uzmanlarla görüş alışverişinde bulunsa, aldıkları kararlarda bizim de görüşlerimizi dikkate almış olsalar idi, yani toplumun görüşlerini dikkate almış olsalar idi, toplumdaki gerilim bu kadar artmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizzat bu gidişin, gidişatın sebebi kendileridir. Ve özellikle Sayın Başbakan da. Çünkü Sayın Başbakan'ın sürekli olarak yaşanılan kapanma sürecindeki durumu bir başarı öyküsü olarak pompalaması bence gerilimi daha da artırdı ve günün sonunda içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıktı. İki soru soracağım. Bunlardan bir tanesi, şimdi bu akşam saat 19'daki eyleme CTP'de destek veriyor. CTP'de orada olacak. Yani geçtiğimiz gün Tufan Erhürman'ın mecliste bugüne kadar size yaptığımız tüm o destek çağrıları, birlikte bu sorunla mücadele edelim noktasındaki tavrımızı artık bizden beklemeyin demişti. Jet skandalı sonrası oldukça da sert bir üslupla. Artık daha çok o noktada mı? CTP daha çok sokakta olacak mı? Sadece sağlık konusundaki beklentiler için değil, bundan sonraki örneğin jet skandalı tamamen kapandı mı CTP için, ana muhalefet cephesi için diye sorayım. Ardından diğer sorularımla devam edeceğim. Tabii bana haklısınız. Yani artık bıçak kemiğe dayandı. Yani bu bizim kararımızdan çok toplumun kararı. Toplum artık sokağa çıkmaya başladı. Örgütler sokağa çıkmaya başladı. Ve CTP elbette sokakta olmak durumundadır bir toplum partisi olarak. Biz bu konuda hükümete verdiğimiz süreyi hükümet tamamladı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra elbette halkla beraber sadece mecliste değil, sadece medya üzerinden değil, sokakta da olabildiğince sesimizi yükselterek toplumun bu yüksek kaygılarını giderecek önlemlerin alınması için çağrılarımızı, tavrımızı sergileyeceğiz. Başka şansımız kalmadı. Neden sizce örneğin sağlık fonundaki para bugüne kadar böyle elzem olan ihtiyaçlar için kullanılmadı? Örneğin hastanede bir tomografi cihazı olmadığı söyleniyor. Bu konuda CTP'li isimlerin de yaptıkları çağrılar vardı. Yine uzmanların yaptıkları çağrılar var. Hekimlerin yaptıkları çağrılar var. Tomografi cihazı sadece somut bir örnek. Test kiti durumumuzu bilmiyoruz. PCR'le ülkeye girişler yapacağız. Sağlık personelinin, o laboratuvarlarda çalışanların çok yoğun, bayılma derecesinde çalıştığını biliyoruz. Yani 36 saat bekleniyor derken konunun o boyutunu da atlamış olmayalım. İnsanlar çok ciddi çalışıyor. Çok. Ona rağmen böyle bir bekleme süresi var. Peki işte aynı anda iki uçak dolusu insan geldi diyelim ya da bir saat arayla, o zaman bu kapasite ne olacak diye de düşünüyorum. Niye sizce bu konuda en azından para aktarımı konusunda ciddi bir şeyler yapılmadı? Bunu çok net olarak cevaplandırmak mümkün değil tabii. Sayın Pilli'nin ve Sayın Maliye Bakanı'nın bunu cevaplandırması gerekir. Çünkü var olan kaynakların süratli bir şekilde toplum yararına, kamu faydasına dönüştürülmesinin geciktirilmesi elbette kabul edilebilir değil. Ancak bu parayla ilgili başka yönelimlere mi gittiler? Bu kalemi başka bir maksatla mı kullandılar? Bunlar belirsiz noktalar. Dolayısıyla buna cevap verebilmek mümkün değil. Yani fonda bir miktar para var ama bu para kullanıldı mı, kullanılmadı mı, ne durumdadır, nasıldır, bunu cevaplandırmak ancak onların bilebileceği bir şeydir. Fakat bu tomografi cihazı ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durum gerçekten kabul edilebilir değil. Dün UNDP'nin Avrupa Birliği üzerinden bir desteği oldu bilebildiğim kadarıyla. Ve bu destekle birlikte artık bundan sonra PCR testleri iki katına çıkarılabilecek bir malzemeye kavuştu.
hastanelerimiz. Ama bu yeterli mi? Değil. Yine aynı şekilde laboratuvarların güçlendirilmesi gerekir. Sağlık çalışanlarıyla ilgili yaşanmış olan kriz de aslında çok manidardır. Yani 25-26 galiba çalışanın Avrupa Birliği tarafından ödenecek bir şekilde bize önerilmiş olması ve bunun Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığı arasındaki uyuşmazlıktan dolayı hayata geçememiz olması. Yani bunu idrak edebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir dönemde? Yani bir bırakınız iyi bir yönetici olmayı, yani bir vatandaş bile böyle bir dönemde bunu çözer. Yani oturursunuz Özlem Hanım'la, nedir sıkıntı, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Tabii ki yetki Sağlık Bakanlığı'ndadır. Tabii ki bu yetkiyi en iyi şekilde kullanmak isteyecektir. Ancak bu noktada Tabipler Birliği'nin de Sayın Özlem Gürkut'un da sorumluluğu vardır. O da kendi görüşünü söylemekle mükelleftir. Dolayısıyla bunlar belli bir potada buluşturularak alınabilirdi. Ne oldu? Askıya alındı, başka bir zaman kullanılmak üzere. Bu ve benzeri olayları gördük sonra aslında az önce konuştuğumuz kötü yönetim, iyi yönetim meselesi daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Peki bu konuda yani işte tüm bu sürecin yönetilmesiyle alakalı durum, son olarak ekonomi konusu. Tüm bunlarla alakalı Cemal Özdeğit geçtiğimiz gün konuğumdu. Bir güvensizlik önergesi ya da gel soru önergesi verebilir. Bu konuda hatta Perşembe günü verilebilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dün böyle bir şey olmadı. Nedir? Muhalefet bu konuda görüştü, ortak bir kanıya mı vardı yoksa farklı bir şey mi oldu? Hayır, bu konuyla ilgili olarak öne çıkan Yeni Doğuş Partisi'ydi. Sayın Erhan Arıklı'nın bu yönde bir hazırlığı vardı. Konuşuldu bu konu tabii, yani konuşulmadı değil. Elbette günü geldiğinde bu yönde bir hamle yapılır, bu konudan kaçacak değiliz. Ancak polis raporunun elbette bir tamamlanması, bunun iyice bir görülmesi gerekiyor ve önümüzdeki sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor. Yoksa güvensizlik önergesi elbette zaten toplumda ciddi anlamda güvensizlik almış bir hükümetle karşı karşıyayız. Kendi içlerinde büyük bir kriz vardır. Konu toplum sağlığıdır. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki çözüm müdür? Yani bugünkü siyasi yapımıza baktığımızda işte iki partiden oluşan bir koalisyon hükümeti var. O koalisyon hükümeti öncesi dörtlü bir koalisyon vardı. Neticede bugün gelinen konuda herhangi bir şekilde bu hükümetin bozulması durumu geçmişte dörtlü koalisyon döneminde bir arada olan partilerin ya da bir arada olmayan bir partiyi de arasına alacak, daha sandalye sayısına ulaşabilecek iki partinin bir arada yürümesi gibi bir formül. Yani sandalye sayısına baktığımızda beraberinde getirecek. Bu işlerliği olan bir şey midir? Hayır, değil tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Geçmişte yaşadığımız deneyimleri unutacak değiliz. Öncelikle bunun bir altını çizelim. Yani CTP olarak dörtlü koalisyonun nasıl bozulduğunu, kimler tarafından bozulduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla öyle bir hataya ikinci bir kez daha girmek, doğrusunu söylemek gerekirse kabul edilebilir değil. Ha ne olabilir? Bir seçim hükümeti olabilir. Toplumu seçime götürebilmek adına kurulabilir. Bir azınlık hükümeti olabilir. Veyahut başka formüller üzerinde durulabilir. Fakat burada çok net bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim'de yapılacak olmasının tüm bunlar üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı çözüm nedir diye not ettim buraya. Aslında çözüm erken seçimdir. Çözüm erken seçimdir ama bugün değil. Bugün değil. Çünkü şu anda bizim önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Cumhurbaşkanlığı seçimi vardır bir. İkincisi de toplumun bir sağlık sorunu vardır. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda belki yeni yılın başına dönük bir erken seçim durumunun söz konusu olabileceğini tahmin edebiliriz, öngörebiliriz. 11 Ekim'de yapılabilecek mi Cumhurbaşkanlığı seçimi? Yapılabilir bence. Ağustos'ta olmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çağrısı aslında eğer sonbaharla birlikte yeni bir dalga gelirse sağlık gerekçesiyle işte bunun olamayacağı ile alakalı bu konuda Ağustos'a işaret etmişti ve hani hemen yapalım gündemimizden de çıksın. Diğer işaret ettiği konuda siyaset ya da işte seçim gündemiyle siyasetin gerektiği kararları üretemiyor olması, tıkanmış olması ve bir an önce bunun gündemden kalkması ile ilgili durumdu. Yani ben kendi fikrim Ağustos'ta olabileceğine de bugünkü şartlarda, yani işte bu karantinasız giriş koşulları Ekim'de olabileceğine de ben doğrusu inanmıyorum. Bir yıl sarkacağını düşünüyorum. Şimdi bu konuda
yani siyasilerin herhangi ama bir yorum yap. Şeyi de söyleyeyim, hani keşke yarın olabilse. Anladım. Ki gündemden gitse pek çok kişi aynı noktayı düşünüyor. Şahsi fikriniz ne? Onu da sorarak. Şahsi fikrim şudur. Şu sağlık kurulu bize bir şey söylesindir. Kimse bu kurul. Kimse bu kurul ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık danışmanları ne düşünüyor? Hükümetin sağlık danışmanları ne düşünüyor? Tabipler Birliği ne düşünüyor? O kurullarda olanların görüşlerini alıyoruz. Yani o kurulda olanlardan örneğin Bülent Dizdarlı var. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ne düşündüğünü biliyorum. Konuk aldım söylüyor. Özlem Gürkut ne düşündüğünü biliyorum. Konuk aldım söylüyor. Yani o isimleri biliyoruz da şu an kararlar noktasında referans gösterilen bilim kurulunun ne dediğini bir tek bilmiyoruz. Şimdi CTP olarak bizim için bu seçimin Ağustos sonu yapılması, Ekim'de yapılması, tartışması sağlık üzerinden değerlendirilebilir ancak. Yani tekrar ediyorum, yani toplum sağlığı bu seçimden daha önemlidir. Dolayısıyla bizim değerlendirmemiz gereken toplum sağlığı neyi gerektiriyorsa onu yapalım. 11 Ekim değil de 11 Kasım gerektiriyorsa onu yapabiliriz. Dolayısıyla yani her şey seçimdir yaklaşımı içerisinde değiliz. Çok önemli buluyoruz. Gerekli her türlü çalışma içindeyiz. Ama önce sağlığı bir netleştirmemiz gerekiyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı önerisi ya da sizin yorumunuz sağlık üzerine ise, yani önümüzdeki süreçte yeni bir salgınla karşılaşma ihtimalimiz var, ondan dolayı bu işi ne kadar erken yaparsak bu işi temizleriz ise, bu konuda sağlıkçıların bize rapor vermesi lazım. Biz o rapora sadık kalırız. Öyle bir rapor çıkarsa eğer gerçekten iyi olabilir pek çok noktada karar üretilmesi için. Peki şimdi UBP'den Genel Sekreter Ersan Saner'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama, bir erken seçim olursa eğer Ulusal Birlik Partisi bu konuda adım atar. Erken seçime biz hazırız herhangi bir şekilde, bundan da kaygımız olmaz noktası. Şimdi bir partinin siyasi, bir partinin iç işleriyle alakalı yorum istemiyorum sizden ama örneğin bu red krizi sanki bir noktada parti içi bir takım hadiselerin bu kriz üzerinden cereyan etmesi gibi de yansıdığından seçimle de birleştirerek şunu sormak isterim. İki bakanın isminin Cumhurbaşkanlığına gitmiş olması, tek bakanın değişmesi ama iki bakanın değiştirilmek istenmesi kriz sonrası bunun yapılmış olması size ne düşündürüyor? İki ismin saraya götürüldüğünü biliyoruz. O belgeyi gören gazeteciler arasındayım ben de. İki ismin adı da yazıyor. Başbakan Ersin Tatar'ın ismi var, imzası yok. Onaylansaydı imzası da olacaktı. Hani imzalı imzasız tartışmaları. Nasıl görüp değerlendiriyorsunuz? Dediğim gibi parti için meseleyi sormuyorum. Ama bunun ülke siyasetine de bir anlamda yön verebildiğini düşündüğüm için soruyorum. Şimdi film izlerken sevgili Nazar, böyle Türk filmlerinde de var, yabancı filmlerde de şöyle bir şey var, giriş şeyi var, vurgusu var. Denir ki bu bir işte Asım Akansoy filmidir. Bu bir bilmem ne, yönetmenin ismini yazarlar. Ben de bunları yaşarken bu bir Ersin Tatar filmidir diye hep düşündüm. Yani bakınız, Sayın Ersin Tatar kendi partisini yönetirken gerçekten açık ve şeffaf bir şekilde topluma da yaşananları aktarmak durumundaydı. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kadar bir büyük bir polemik içerisine girmemesi gerekirdi. Toplumda siyasetin itibarını bu kadar sarsmaması gerekirdi. Toplumda siyasete güveni bu kadar yıpratmaması gerekirdi. O yüzden Sayın Ersin Tatar'ı ben işaret ediyorum. Önceleri bakanların münferit hataları üzerinden eleştiriler yapabilirdik, yapabiliriz. Ama unutmayalım ki bir kabineyi başbakan yönetir, bir partiyi de başkanı yönetir. Sorumluluğu üst düzeydedir. Dolayısıyla bahsettiğiniz olayda da jet krizi olayını daha genel bağlama oturtacak olursak, oradaki süreçte de çok ciddi hatalar yapıldı. Toplum yanlış bilgilendirildi. Yalanlar havada uçuştu. Şimdi Kıbrıs Türk toplumuna yakışmayacak şekilde, bu meclise yakışmayacak şekilde olaylar peşi sıra gündeme geldi. Ben kişi olarak gelen kişileri de tanımıyorum. Ama eğer yatırımcı ve muteber insanlarsa bu kişiler, bu yatırımcılara da haksızlık yapıldığını bazen düşünüyorum. Şöyle ki, bu insanlar buraya her ne gerekçeyle gelmiş olsalar bile,
günün sonunda bir davet eden şahsiyet vardır. Yani birisi bunlara telefon etmiştir. Gelebilirsiniz, gelin, başımızın üstünde yeriniz var demiştir. Ve bu insanlar hangi gerekçeyle olursa olsun bu ülkeye gelmişlerdir. Bu çok büyük bir krizdir ve sorumluluk o telefonda gelebilirsiniz diyen kişidedir. O gelenlerde değil. O gelenlerin daha sonra turizm konusunda çok geniş yatırımları olduğunu öğrendik. Bunlar da bizim için aslında bir dezavantaj konusu baktığınızda. Dolayısıyla polis raporu gerçekten çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Tatar'ın arasındaki tartışma, Sayın Tatar'ın bu konuyla ilgili yanlış bilgiler vermiş olması gerçekten yıpratıcı bir etki yaratmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendisine soru sorduğumuzda mecliste ben size bunun yanıtını vermek zorunda değilim diyor. Yani meclis denen yapı aslında demokrasinin en temel beşiklerinden, göstergelerinden bir tanesidir. Eğer bir tartışma mecliste yapılmıyorsa hiçbir yerde yapılamaz. Marifet size diyor, marifet diyor size cevap verirmiş gibi yapıp da vermemektir diyor. Şimdi böyle bir şey olamaz. Bunun CTP'si, UBP'si, TDP'si falan yoktur. Cumhurbaşkanı meselesi yoktur. Sizin topluma gerçekleri söyleme sorumluluğunuz vardır. Bu ülkede sürekli olarak mış gibi yaparak çok şey kaybediyoruz. Zaman kaybediyoruz. Devletmiş gibi yapıyoruz, hükümetmiş gibi yapıyoruz, tanınmış gibi yapıyoruz, normalmiş gibi yapıyoruz ve her şeyi kitabına uydurmaya çalışıp ondan sonra yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. Dolayısıyla bizim ayaklarımızın gerçeklere basması lazım. Sağcısıyla, solcusuyla. Her sıkıştığımız noktada kürsüye çıkıp KKDC'deki bu düzen sürdürülemez. Ya çözümle ya ambargoların kalkmasıyla bir rahatlamaya ihtiyacımız vardı dediğimiz gibi gerçekleri mutlaka bizim söylememiz gerekiyor. Bunu da toplumun talep etmesi ve baskı yapması gerekiyor peki, diye düşünüyorum. Peki bu süreçte hükümetin diğer ortağı, koalisyonun diğer ortağı Halkın Partisi'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkın Partisi tabii temiz toplum, temiz icraat iddialarıyla siyasete girmiş bir parti. Genç insanlar ağırlıklı olarak orada siyaset yapmaya çalışıyorlar. Kendi içlerinde tabii farklı görüşlerde, farklı eğilimlerde insanlar var. Yani ben Halkın Partisi'ni böyle homojen bir parti olarak görmüyorum. Yani sosyal demokrat eğilimli olanlar da var, liberal eğilimli olanlar da var, daha milliyetçi olanlar da var. Enteresan bir topluluk aslına bakarsanız. Ve burada üretilen siyasetlerin zaman içerisinde de gerilediğini düşünüyorum. Yani toplumun Halkın Partisi'nden beklentisi sözünün eri olması, güçlü bir şekilde bazı noktalarda daha etkili siyaset ve çıkışlar yapmasıydı. Aslında var olan durumu sürdürmekten fazla bir şey yaptığını görmedik diye düşünüyorum. Elbette bir çaba içerisindediler fakat orada da bir güven probleminin yaratıldığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki şimdi bu süreç farklı şekillerde işte sağlık temelde, ekonomi ikinci konu ama bir şekilde seçimin de sürekli konuşulduğu bir süreç aynı zamanda. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem sizin az önce işaret ettiğiniz erken seçim. Tüm bu yaşananların siyaseten sizce ne olur sandığa yansıması? Vallahi bunu şu anda kestirmek mümkün değil tabii. Yani buna halk karar verecek. Ama burada temel bir meseleyle karşı karşıyayız. Yani Kuzey Kıbrıs'taki sosyal ekonomik döngü artık kırılmıştır. Yani sürdürülebilir bir noktada değildir. Toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Yani protokol düzeniyle, Türkiye ile mali ve ekonomik bağımlılıkla içinde bulunduğumuz bu ilişkinin kendi üzerinde, kendi ayakları üzerine duran bir sisteme dönüşmeden sürdürülemeyeceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Sorun bu mu? Yoksa sandığa gidenle seçilmek için aday olanın ilişkisi de sıkıntılı değil mi? Bu süreç bize onu da göstermedi mi bir anlamda? Şunu görüyorum aslında Kıbrıs Türk toplumu aslında politik bir toplumdur. Yani evde oturduğunda gazeteyi alıp eline aldığında aslında sizden benden çok daha politik yorumlar yapabiliyor ve Kıbrıs'ın içinde bulunduğu durumu çok iyi analiz ediyor. Burada siyasetin buradan koptuğunu söylemek isterim ben. Yani toplumun gördüğünü siyaset görüp de yönetmiyor. Siyaset sürekli bir mış gibi yapma haliyle uğraşıyor. Halbuki toplum ne durumda olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde biliyor. Ve toplum gerçekten bu pandemi döneminde ne yaptı? Ne bileyim işte %50'ler, 60'lar
düzeyinde kesinti yaptı kamu çalışanlarına hükümet. Tıs çıkmadı, itiraz gelmedi. Belediyelere kesinti yaptı, itiraz gelmedi. Aslında çok enteresan bir süreç yaşadık. Müthiş bir dayanışma dönemine girdik. Bu dayanışma duygusunu kendi kendini yönetecek bir sisteme evrilme açısından bir imkana dönüştürebilirdi hükümet. Yani en azından bunun denenmesi lazımdı. Evet değerli arkadaşlar, biz kendi kendimizi yönetebiliriz ama bunun bir bedeli var. Bunun bir mali karşılığı var. Bunun sizin ücretlerinize, diğerlerinin maaşlarına yansıması var. Bunu yapmamız gerekiyor ki ayağa kalkabilelim. Bütün mesele bu. Ama sadece ekonomik anlamda da değil, siyasi anlamda da bizim kendi kendimizi yönetme iddiamızı artık tanımlamamız lazım. Hani o anayasanın geçici 10. maddeleri, şunlar bunlar. Dolayısıyla bu bir bütündür. Ben şunu iddia ediyorum. KKTC'nin şu an bugün içinde bulunduğu durum artık KKTC vatandaşları açısından taşınabilir bir durum değildir. Bir yüke dönüşmüştür. Bir ağır yüke dönüşmüştür. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir, huzur veren, mutluluk üreten bir duruma gelebilmesi için buradaki insanların kendi kendilerini yönetmesi gerekiyor. Bütün mesele bununla ilgilidir. Eğer çözüm olmazsa zaten bu yönetme iddiası da yarım kalır. Çözümle birlikte bütünleştirilmiş bir ekonomik ve siyasi yönetim şekline dönüştürmesi lazım bunun. Başka türlü olmaz. Çok ciddi söylüyorum. Özellikle genç insanlarda gördüğüm bir konudur bu. Yani bu ülkede kalmak istemiyorlar. Çünkü dönmüyor tekerlek. İşte kafe açıyor, dönmüyor. Bir işe giriyor, aldığı para yetmiyor. Yani hayatın kendi döngüsü KKTC'de onu mutlu kılmıyor. Bu realiteyi bizim artık görmemiz lazım. Ve o insanların beklentilerine uygun bir yeniden düzenlemeye girmemiz lazım. Siyasetle olabilir mi bu? Yani çünkü şuna da hani gençlerin ne yaptığını önemli bir soru bu tabii. Yani bu konuda da inancın olmadığını da ben gözlemliyorum. Siyaset bu anlamda gençlere güven vermiyor diye tespit yapıyorsanız buna katılırım. Çünkü siyaset dönüştürücü projeleri toplum önüne koymaktan imtina ediyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Yani siyaset toplumu bugünden yarına taşırken sadece kaldırımın boyuyla ilgilenmemesi lazım. Sadece 3 tane yasa yapmakla ilgilenmemesi lazım. O aidiyet duygusunu bu ülkede yaşayan insanların, KKTC vatandaşlarının ya da Kıbrıslı Türklerin nasıl tanımlarsak tanımlayalım. O aidiyet duygusunu bizim oluşturmamız lazım. Kültürel olarak, toplum psikolojisi bağlamında insanların bu ülkenin sahibi olduğu duygusunu bizim yaratmamız lazım. Bu olmadığı sürece göç devam ediyor ve edecektir. Bu konudan bahsederken bu programda özellikle tüm bu süreçte vurgulamaya çalıştığım şey vatandaşlık üzerinden değil yurttaşlık kavramı üzerinden o aidiyetin şekillenmesi noktası. Yani bu ülkede yaşayan herkesi kapsayan bir mekanizma, bunun adına devlet diyebilirsiniz. Sosyal adalet duygusuyla eşit davrandığı hissiyatını vererek, kötü gününde yanında olduğu mesajı vererek bu aidiyet hissini yaratabilir ama bizde yani 1500 liranın dağılımında... Evet. Öyle bir algı olmadığı için yani bu vatandaşlık ve yurttaşlık kavramlarının benzer görünse de aynı görünse de farklı olduğunu düşünüyor ve bunu önemsiyorum. Ne dersiniz? Ancak şöyle bir durum vardır. Aidiyet duygusu sadece hükümet edenlerin topluma adil davranmamasıyla ilgili bir şey değildir. Muhakkak. Yani topluma herhangi bir hükümet adil davranmayabilir. Kendi ne bileyim çevresine verebilir o 1500 TL'yi ya da bir kısım insana vermeyebilir. Bunun hesabını sorarız, onlar da sorar falan filan. Ama burada, burası benim yurdumdur, benim geleceğim bu topraklardadır. Ben bu topraklarda dedemden işte torunuma kadar hayatımı sürdüreceğim hissiyatı, bilincinin ciddi anlamda zayıfladığını görüyoruz. Problem buradan kaynaklanmaktadır. Neden? Çünkü ben yönetmiyorum. Neden? Çünkü ben karar vermiyorum. Neden? Çünkü benim oyun bir işe yaramıyor. Benim iradem, benim bireysel varlığım, anayasadan aldığım yurttaşlık hakkım dönüştürücü bir unsur, bir irade haline gelmiyor. Şimdi böyle bir duygu, yani sizi sürekli olarak bulunduğunuz alana yabancılaştırır. Ben burada yabancıyım. Yani KKTC'de yaşayan herkes yabancı haline geliyor bir süre sonra. Yani o zaman bu toprağın mal sahibi kim? Sorusu yanıtlanması lazım. Bütün bunlar projedir. Bütün bunlar siyasi projedir. Bütün bunlar gerçekleri masaya koymakla ilgilidir. Bütün bunlar zaman kaybetmemekle ilgilidir. Bakın
dün daha farklı bir dönemdeydik. Yani 80'lerde değiliz, 2000'de de değiliz artık. İnsanlar zaman kaybetmek istemiyor artık. İnsanların ayaklarının yere basması lazım. Eğer bir girişimci geleceğini görerek bu ülkede yatırım yapamıyorsa yapmayacaktır. Bu ülkeye niye yabancı sermaye gelmiyor? Niye yatırımcı gelmiyor? Niye bu ülkeye bugüne kadar bildiğimiz, gördüğümüz dünyanın dört bir tarafına, bırakınız dünyayı, Türkiye'ye doğru dürüst yatırım yapan insanlar niye bu ülkeye gelip yatırım yapmıyor? Belirsizlikten dolayı. Belirsizlikten dolayı. İşte bu belirsizlik bizi bir şekilde çürütüyor sevgili Nazar. Bütün sıkıntı budur. Bunun ortadan kalkması lazım. Bundan dolayı Kıbrıs sorunu dediğimizde ya olmuyor falan. Yani Kıbrıs sorunu çok önemli bir şeydir. Bu belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Adanın birleşmesi gerekiyor. Hakkımızın alınması gerekiyor. Ambargoların kalkması gerekiyor. Doğrudan ticaret yüzünün geçmesi gerekiyor. Neden gerekiyor? Bu ülkedeki ekonomik dokunun değişebilmesi için gerekiyor. Çünkü bu ülkedeki ekonomik doku da tamam değil. Yani biz ne yaptık biliyor musunuz? Var olan sosyal yapıya uygun bir ekonomik doku oluşturduk. Tanınmadığımız için, çözüm de olmadığı için ne olabilir? Kumar sektörüne yöneldik. O zaman kayıt dışı ekonomi büyüdü. Döndük bu kayıt dışı ekonomi üzerinden Girne'yi bitirdik. Yani sürekli kendi kendimize zarar veren bir zemin var burada. Bu zeminin değişmesi lazım. Bunu anlatamıyoruz. Bu konu sona da geliyoruz. Bu ekonomik paketten çok azıcık bahsetmek istiyorum ama Yalçın Vehit bir paylaşım yapmış Twitter üzerinden ve demiş ki bir köşe yazarının kamu çalışanlarını mutlu azınlık olarak tanımlaması üzerinden şöyle bir noktaya değinmiş. Diyor ki bugün duran ekonomiye bakınca kamu çalışanlarının maaş garantisi öne çıkıyor olabilir. Mutlu azınlık olmaya yeter mi bu durum diye soruyor. Yaygın kayıt dışılıkla kaybedilen vergiler kimleri mutlu ediyor acaba diye de ekliyor. Şimdi bu tam sizin bıraktığınız noktada. Tamamen katılırım Yalçın Bey'e. Tamamen katılırım. Yani bir insanın aldığı 3 kuruş paranın kendisini mutlu kıldığı tamamen bir yanılsamadır. Böyle bir şey yok. Evet çok önemlidir. Evet eve ekmek götürmesi gerekir. Evet asgari düzeyde herkesin bu ülkede belli bir standartta yaşaması gerekir. Ama içinde bulunduğumuz koşullar böyle bir koşul değildir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Dolayısıyla kamu çalışanlarının ki kapanma döneminde büyük özveride bulundu kamu çalışanları. Kamu çalışanlarına bu kadar yüklenilmesini ben doğru bulmuyorum. Kamu çalışanlarıyla özel sektör çalışanlarının karşı karşıya getirilmesini hiç doğru bulmuyorum. Nasıl karşı karşıya getiriliyor? Çünkü ben şu açıklamayı örneğin yine Başbakan Ersin Tatar'ın yapılan kesintilerin geri ödenecek olmasının ekonomiye olumlu yansıması olacağıyla ilgili söyleminden tutun da işte gelecek kaynağın yine kamuda kullanılacak olmasıyla alakalı söylemine aslında bu söylemin bilerek ya da bilmeyerek toplumun bir kesimine hoş görünse de diğer bir kesimi tabiri caizse o kesime karşı bilediğini de gözlüyorum, gözlemleyebiliyorum ve kamuyla özel arasındaki makas belki de hiç olmadığı seviyede açık. Esnaf bugün gerçekten açıldı ama sonsuza kadar dükkanını kapatma gibi endişelerle karşı karşıya. Çünkü nüfus çok ciddi oranda azaldı. Öğrenci yok, turist yok. Bildiğimiz sorunlar, sıkıntılar. Dolayısıyla o makas açılmaya devam ettikçe bunun farklı sosyal riskleri beraberinde getireceğini düşünüyor musunuz? İkinci ekonomik paket bu anlamda bir şey sunuyor mu gerçekten sizce? Şimdi bakınız yani bir kişinin kamuda çalışması neredeyse böyle bir şeye dönüştü. Yani suçluluk haline dönüştürülüyor. Halbuki eğer bu toplumun kanaat önderleri ve siyasileri bu farkında ise yapması gereken çok nettir. Özel sektör çalışanlarına yardımcı olacaklar. Özel sektörü denetleyecekler. Özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasını ya da toplu sözleşme düzenine geçmesini sağlayacaklar. Çünkü devlet denetleyemiyor. Devlet özel sektör üzerinde herhangi bir hakimiyet kuramıyor yeterince. Dolayısıyla olan kime oluyor? Çalışanlara oluyor. Çalışanların sosyal yatırımlarına oluyor. Zamanında ödenmemesine sebebiyet veriyor ve patronun iki dudağının arasında bir yaşam sürdürüyor. Sayın Faiz Sucuoğlu'nun bundan bir ay, bir buçuk ay önce bir açıklaması vardı. Ben dedi yani özel sektörde bu kadar büyük sorunlar olduğunu bilmiyordum.
Şimdi bakar mısınız yani ne haldeyiz? Dolayısıyla göz ardı ettiğimiz bir alandır aslında özel sektör çalışanlarının bulunduğu hal, durum. Dolayısıyla kimsenin kamu çalışanlarına yönelik bir suçlayıcı tavır içerisine girmesine gerek yok. Böyle bir hakkı da yok. Yapılması gereken evet öyledir. Özel sektör çalışanlarının statüsünü hemen yükseltmemiz lazım. Asgari ücreti bakmak lazım. Asgari ücreti belki yasal bağlamda yeniden yapılandırmak lazım. Özel sektörün mutlaka örgütlenmesi lazım. Başka bir yolu yoktur bunun, ben size söyleyeyim. Eğer kamu çalışanlarının da sendikaları olmasaydı, örgütleri olmasaydı bugün biraz daha fazla nefes alabilir durumda olamayacaklardı. O kötüledikleri, suçladıkları sendikalardan dolayı bugün kamu çalışanları daha iyi nefes alabiliyor. Dolayısıyla evet, her şey kamu çalışanlarıyla ilgili değil. Her şey kamunun ödeyeceği borçlarla ilgili değil. Özel sektöre de yüzümüzü dönmemiz lazım. Çünkü orada büyük bir ekonomik dinamizm var. Doğru. Ama bunların önceliklerinin iyi saptanması lazım. Artık bundan sonra yatırımlar yine mi turizme yapılacak? Yine mi yüksek öğrenimi yapılacak? Yine mi inşaata yapılacak? Bunların yeniden konuşulması lazım. Yani zamanında 10 yıl önce bu ülkede ekonomik alan olarak yüksek öğrenim ve turizm saptandı diye, bu da işte bu tanınmamışlıktan, çözümsüzlükten kaynaklanan unsurlardır bunlar. İçinde bulunduğumuz durumun illaki böyle devam edeceğini kimse bize dayatmasın. Oturalım ve tartışalım. Bazı alanlarda üretimi nasıl geliştirebiliriz? Yeni sektörler nasıl yaratabiliriz? Teknolojiye nasıl yatırım yapabiliriz? Dijital teknolojiye nasıl yatırım yapabiliriz? Bugün dünyada en çok önerilen konu dijital teknolojinin bu dönemde öne çıkacağı, dolayısıyla ülkelerin bu alana yönelmesi gerektiği. Pandemi döneminde görmedik mi? Aynen öyle, yaşadık bunu. Dolayısıyla biz hala daha 3G ile uğraşıyoruz. Hala daha yetersiz bir internet altyapısıyla uğraşıyoruz. Bunları geliştirmek lazım. Ama bunların üzerine durmak lazım. Ülkesiyiz. Şimdi ikinci ekonomik tedbirler paketi önümde. Bunu tabii çok iyi etüt etmek lazım. Burada çeşitli belirsizlikler var. Kendi içerisinde çeşitli rakamlar var. Tabii ciddi anlamda bir para aktarılıyor piyasaya. Bunun tabii ne getirip ne götüreceğini takip edeceğiz. Çok net olarak şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Ama örneğin ikinci maddeyi dün sorduk. Dedik ki yani bakınız, buradan okumak isterim. 2020 Ocak ayına kadar sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primleri, yerel iş gücü prim borçlarının tamamını ödemiş olan işletmelere, işte bankacılık hariç, tüm çalışanları için işverence beyan edilen prime esas kazancın %75'i devlet tarafından karşılanacaktır. Korkunç bir şey dedik. Böyle bir para mı aktarılıyor piyasaya? Döndük sorduk, nedir bu, nasıl bir maddedir, kim yazdı, nasıl yazıldı, ya hayır başbakanlığın sitesinden aldık, siz bunu okudunuz, bilgi verdiniz, hayır dediler, o asgari ücretin %75'idir. Yani dolayısıyla burada da kendi içerisinde tekrar sorgulanması ve netleştirilmesi gereken konular vardır. Sayın Ekonomi Bakanlığı'nın çeşitli açıklamaları var, fakat evet doğru, ciddi bir miktar para aktarılıyor, yaklaşık sadece bu bağlamda, bu ikinci madde bağlamında 300 milyon TL gibi bir büyük rakam söz konusudur. Reel sektör altyapı yatırımlarına 385 milyon gibi bir rakam söz konusudur. Ama bunun nasıl planlanacağı, hangi önceliklerle piyasaya yöneltileceği bilinmezdir hala daha. Dolayısıyla biz bunları tek tek çalışıp üzerinde bir baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. Peki. Burada bir ekonomik kuruldan bahsediliyor örneğin. Çok önemli. Fakat bu ekonomik kurul daha kurulmadı. Nasıl bir ekonomik kurul olacak? Yasası olacak mı? Yetkisi ne olacak? Nerede başlayıp nerede bitecek? Falan. Yani bir sürü daha soru işareti taşıyan maddeler vardır burada. Peki. Asım Akansoy, çok teşekkürler. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Akşam 19'da da eylemde olacak CTP'de. Evet, orada olacağız. Bunu bir kez daha duyurmuş olalım. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın diyelim size. Asım Akansoy'du bugün konuğum. Onunla sohbeti noktalıyoruz ama bugüne dair devam edecek. Bu çifte PCR konusunu ele alacağız. Gerçekten bugün Türkiye'deki hasta sayısı bakımından ele alındığında bu karar yeterli mi? Beraberinde neler getirir? Peki risk altında mıyız? Hala az sonrası Sibel'le değerlendireceğiz bunları. Ayrılmayın lütfen.
Asım Akansoy'u uğurladık. Haftanın son programı dedik. O son programda bugün en çok konuştuğumuz, gazetelerin manşetlerine taşınan dünkü Bakanlar Kurulu kararı. Ne diyordu o karar? 1 Temmuz itibariyle Türkiye ile gerçekleştirilecek seferler konusu, Türkiye'den gelinilecek olması durumunda A kategorisinden B kategorisine alındı Türkiye ve karantinasız giriş şartı devam ediyor. Ancak çifte PCR istenecek. Yani 72 saat içerisinde Türkiye'de yapılmış bir test. Buna ilaveten burada da bir test yapılması gündemde. Fakat bu karar sorgulanıyor. Türkiye'deki vaka sayıları 1500'e yeniden ulaşmışken ve orada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan önlemlerin esnetilmesi nedeniyle rakamların yükseldiğine işaret ederken, tam da böyle bir dönemde seferlerin Türkiye'den başlayacak olması toplumu endişelendiriyor. Bu kararı değerlendireceğiz şimdi. Kendisi de Başbakanlık altında COVID-19 Koordinasyon Kurulu Başkanı iken bu kuruldan kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle istifa eden Sibel Siber'le birlikte. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu karar elbette bizim de en azından ülkeye girişlerle alakalı olarak birazcık tartıştığımız bir karar ve A kategorisinden B kategorisine alınmış olması hali yeni bir durum şimdi. Yeterli mi sizce? Çifte PCR kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu işlerin başından beri hep söylediğim bir konu var. Bunlar bir plan program dahilinde bilimsel verilerle, bilimsel gerçeklere dayanılarak yapılması gerekirdi. Ta başından beri iyi bir organizasyon olmadı eleştirilerini zaten hep yaptım, hep söyledim. Burada şu anda ikinci PCR yani olayına gelecek olursak teknik olarak şunu söylemek istiyorum. Bir defa nasıl bir organizasyon, nasıl bir altyapı hazırlanmıştır bunun için? Şu gerçeği de vurgulamak istiyorum. Hatırlarsanız üniversitelerimizin de bütün cihaz ve teknik ekipleriyle Sağlık Bakanlığı'nın kontrol ve yönetiminde bu PCR testlerini başlatılmasıyla ilgili bir COVID-19 konsey başkanı olarak bir girişimim olmuştu ve üniversitelerimize konuşmuştum. Üniversitelerin cihazları bizim cihazlarla işte aynı kalitede ve viroloji uzmanları, genetik uzmanları ve teknik ekipleri var. Ben şöyle bir ricada bulunmuştum. Bu bir bilimsel, bu bir toplumsal seferberliktir ve hepimiz elimizi taşın altına koyarak katkı koyacağız. Siz üniversitelerimizden de hiçbir ücret talep edilmeden personelinizle, teknik ekibinizle, uzmanlarınızla, cihazlarınızla tek yetkili ve kontrol denetim Sağlık Bakanlığı'nda olacak şekilde bizden hiçbir ücret talep etmeden sadece kitleri size vereceğiz Sağlık Bakanlığı olarak. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz diye ve memnuniyetle iki üniversitede başhekimleriyle konuştuğumda bundan memnuniyet duyacaklarını ve bu konuda katkı koymaktan mutlu olacaklarını söylediler. Ve ben bunu büyük bir heyecanla Sayın Başbakan ve Sayın Sağlık Bakanlığı'na ilettim. Dedim ki bizim PCR cihazlarımız diğerlerini de devreye koysak bile personelin azlığı ve bu daha ileride bizi ne günler bekler, PCR'a talepler artar. Bu taramalarda PCR'ın önemi var. O nedenle yetmeyecek. Ve dünyadan örnekler verdim. Güney Kıbrıs'a örnek verdim. Güney Kıbrıs'ta bütün özel PCR cihazlarının Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve kontrolünde verildiğini ve bunların yapıldığını örneklerini verdim. Ve maalesef reddedildi. Reddedilmekle kalmadı. Sayın Sağlık Bakanı hemen üniversitelere, özel hastaneler birliğine bir yazı göndererek kesinlikle böyle bir talep olmayacağını ve bu testleri yapamayacaklarını ne maddi ne karşılığı ne karşılıksız diye bir yazı gönderdi. İşte bunun adı plansızlık, programsızlıktır. Bunun adı bilim insanlarıyla çalışmamadır. O nedenle
diğer yönü bir tarafa, bu yönüyle de eleştiriyorum. Çünkü bunun bir kaosa yol açacağını biliyorum. Yani pratikteki uygulamasını sorguluyorsunuz siz de nasıl olacağını. Evet. Benzer bir sorgulamayı aslında zannederim hepimiz düşünüyoruz. Şimdi anladık, öğrendik ki gelen insanlar testler yapıldıktan sonra gönderilecek. Test sonucu çıktıktan sonra onlarla ilgili karar üretilecek. Teknik olarak şunu soralım, yani 72 saat öncesinde bir testin yapılmış olması ve sonra buraya gelişte testin yapılmış olması, o süre, kısa süre zarfında, 1-2 günlük süre zarfında bir insanın negatif testi pozitife dönebilir mi? Kaçırma şansımız ne kadardır? Daha sonra dönebilir. Pratikteki diğer soruları da soracağım. Tabii ki dönebilir. Şöyle, bir defa bu PCR testleri en güvenli test. Yani size virüsün vücutta olup olmadığını gösteriyor. Fakat şöyle bir durum var. Eğer virolojik yükü azsa veya aşağıya inmişse, nazofarenks dediğimiz boğazdan alınıyor, burnun arka kısmından alınıyor, daha aşağıya inmişse veya orada olduğu halde iyi bir şekilde alınamamışsa, bu testler negatif sonuç verebiliyor. Dolayısıyla yani bazılarına göre her 3 testten biri, bazılarına göre her 4 testten biri negatif sonuç verebiliyor. O nedenle ikinci bir test tabii ki güvenilirliği artırır. Yani birinci testin çok iyi şartlarda alınamamış olması veya virüsün 2 gün önce alınması, yani o gün test alındığı gün olmadıysa, yoksa virüs bir sonraki gün almışsa, tabii ki anlamlıdır, değerlidir. Ama dediğim gibi burada bu testi yaptıktan sonra kaç saat içinde kişiye verilecek? Bu şahıs o saatler içinde testi çıkıncaya kadar hangi şartlarda evine gidecek veya otelde kalıyorsa oteline gidecek? Kendisi mi arabayı kullanacak? Arabayı kimler kullanacak? Veya bu test, bu hastalığı ELISA testiyle geçirmiş insanlarımız var mı, safhada olabilecek ELISA çalışması yaptık mı, onun da yapılmamış olduğunu biliyorum, duymadım yani ELISA çalışması kimlere yapıldı. Mesela sağlık personelleri, hemşireler, daha önce bu rahatsızlığı geçirmiş olanlar ön safhada çalışabilirler ve bu tür hastalara yardımcı olabilir, bu hasta demeyeyim, taşıyanlara, PCR pozitif olanlara. Yani bütün bunlar plan program içinde olması gerekiyor. Tamam, PCR'ını yaptınız. Sonra nereye gidecek? Bu bir turist midir? Otele mi gidecek? Otel yönetimiyle nasıl bir oturduğunuz, nasıl bir uygulama olacağına dair hangi prensipleri anlattınız? Kaç saat sonra PCR'ını vereceksiniz? Eğer PCR pozitif çıkarsa nasıl bir uygulamaya geçilecek? Eğer bir turistse? Yani bunlar böyle ayaküstü karar değiştirme, karar alma işi değildir. Bunların hepsinin uzun uzun madde madde çalışılması gerekmektedir. Sadece sorun, işte Türkiye'de günde 1400 vaka var, biz nasıl açarız durumundan ziyade kendi altyapımız, kendi koruyucu hekimliğimiz, nasıl plan program içinde olduğumuz, pozitif vakaları ne yapacağımız, yani bunların hepsinin yanıtı vardır. Yeter ki çalışma talep edilsin, çalışma istensin ve halka açıklamalarda güven verilsin. Eğer siz "ben de huzursuzum, benim de içim rahat değil" derseniz halk size bakar. Halk sizin, siz halkı rahatlatan durumunda olmalısınız. Aldığınız kararları savunur durumda olmalısınız. Kendinizi savunur durumda değil. Bakın, bir bakanlar kurulundan bir karar alınmışsa bu halk nazarında veya kurumsal nazarda veya devlet yönetiminde her şeyiyle enine boyuna tartışılmıştır, altı doldurulmuştur ve her sorunun yanıtı vardır. Yani kısa bir dönem başbakanlık yapmış biri olarak ve birçok karara imza atmış biri olarak o kararları açıklarken gelebilecek her türlü soruya doyurucu yanıt verebilecek şekilde bu kararların alınmasının önemi üzerinde çok durduk. Bu çok önemlidir kurumsal yapıda. Eğer siz kararlarınızın altını doldurmazsanız ve net değilse aldığınız kararların ne için olduğu ve ne yanıt vereceği,
O zaman dönersiniz, kararınızı savunamazsınız ve sorular karşısında kendinizi savunursunuz. Sorgulanabilir oluyor. Gündemde savunma? Benim içim rahat değil. Ben vallahi oy vermedim. Ben ısrarcı oldum. Olmasın ama kabul ettiremedim. Böyle şeyler olmaz bakanlar kurulunda. Bunlar mecliste olur. Mecliste olur. Ama bakanlar kurulunda olmaz. Sorguladığımız pratikte uygulamada neler olacak dediğimiz konulardan diğer başlıklar. Örneğin tespitimiz yeterli mi? İşte aynı anda iki uçak inerse onların testleri hangi sürede çıkacak? Çünkü biz biliyoruz ki 36 saat boyunca kimi testler çıkmıyor. Laboratuvarlardaki personel sayısının az olduğunu biliyoruz. Tüm bunlarla alakalı sorular var. Bunlarla alakalı yanıtların verilebilmesini beklerken de gözümüz bilim kuruluna çevriliyor her defasında. Sizinle de konuştuk. Bilim kurulunun sessizliği konusu üzerinde sürekli duruyoruz. Neden sessizdir bilim kurulu? Nasıl bir karar üretir de paylaşmaz kamuoyuyla bu süreçte? Çünkü etik olarak başlangıçta işte başbakanlığa bağlı ve kararlarımızı biz başbakanlığa ileteceğiz ve basına açıklama yapmayacağız şeklinde sanırım bir ön karar almışlardı. Sanırım buna bununla ilgilidir sessizlikleri diye düşünüyorum. Kamuoyunun süreci alınan kararları bu kadar sorguladığı bir dönemde eğer o kararların referansı bilim kurulunun ürettiği fikirlerse bizatihi hükümetin bilim kuruluna açıklama yapmak konusunda birazcık da teşvik etmesi gerekmez mi? Yani bence olması gereken bu bilim kurulu raporlarının açıklanmasıdır. Yani ben de bunun arkasındayım. Çünkü bunu başbakan açıklayabilir, hükümet açıklayabilir. Bilim kurulunun aldığı kararlar bu konuda böyledir. Ha, uymak zorunda mıdır, değil midir? Eğer uymayacaksa da gerekçelerini yine bilimsel çerçevede izahı veya endişesi varsa bilim kurulunun belli konularda ve şu konuda şöyle bir adım atmayınız tavsiye kararı üretilmişse eğer ona uymama gerekçesi ancak şöyle olabilir: bilim kuruluna bu konuda gerekli şu 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 tedbir ve önerilerimizi alıyoruz, bu şartlar ışığında bu uygulamanın önemsiz ve gereksiz olduğunu size iletiyoruz şeklinde bu istişare işidir, konuşma işidir. Yani bu konuda hep başından beri hiç parmağımın arkasına saklanmadım. Yapamadı yani hükümet. Bu kurulları çalıştırma ve bir ortak akıl üretme, halka güven verme sağlanamadı. Ve böyle bir aslında burada siyasetin tabii ki öne çıkma çabası var. Ama bir seçim arifesi var. Seçim arifesinde kendini öne çıkarma çabasında olan siyasetçiler var. Bütün bunlar olumsuz etkiliyor. Yani sadece hükümet kanadı değil, bakın ben çok açık ve net söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı kanadından da. Yani yapılan açıklamaların çoğunun popülist ve siyaset ön planda olduğunu maalesef görüyoruz. Bu da sürece zarar verdi. Halbuki burada bu dönemde Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin Bakanlar Kurulu'nun tek bir vücut olarak çalışmasını bu beklerdik ve halka güven verirdi. Bunun önüne engel, işte bu seçim atmosferi engel oldu. Şanssız bir dönemde bir pandemi yaşadık. Pandemi kendi şanssız ama bizim özelde şanssızlığımız da seçim arifesinde olmasıdır. Eğer seçim arifesinde olmasaydı sanırım diyaloglar çok daha iyi, çok daha yapıcı, bilim kurullarının tavsiyeleri daha çok ön planda olacaktır diye bir düşüncem de var. Böyle bir değerlendirmem de var maalesef. Peki. Şimdi karar neticede 1 Temmuz itibariyle uygulamada oluyor. Karantinasız girişler başlıyor. Her ne kadar çifte PCR uygulaması olacak olsa da pratik anlamda bunun etkilerini konuştuk. Kararın sizce sağlık açısından toplum sağlığını olumsuz etkileyecek açıdan değerlendirilmesi midir? Herhangi bir pandemi o hastanesi... Konuda... Evet. Bir pandemi evet. Hastanesi de yok, hazırlıklar, tespit az önce de belirttiğimiz gibi bunlar konusunda bir bilinmezler söz konusu. Nasıl görüp değerlendiriyorsunuz 1 Temmuz sonrasını?
Şimdi biz bir ada toplumu olduğumuz için eninde sonunda bir tek bağlantımız Türkiye. Yani Türkiye'nin dışında bizim uçak seferlerimiz yok ki kategoriler koyalım. Mesela Avusturya'ya işte B kategorisi demişiz, İsviçre'ye falan demişiz. Bütün bunlar zaten Türkiye üzerinden gelecek bize. Tek kapımız var. Biz direkt yolcu, direkt uçak almıyoruz ki hiçbir ülkeden. Dolayısıyla yani bu yönüyle de bir soru işareti ve değerlendirilmesi gerekir. Bu insanlar gelecekler, 2-3 gün Türkiye'de konaklayacaklar veya bir gün transit bile olsa hiç olmazsa havaalanında saatlerce geçirecekler ve bize gelecekler. En selim ülke mesela, en güvenilir şu anda Almanya bu ülkelerden biri. Farz edelim Almanya'dan bize gelecek. Ne olacak? Almanya'da gelecek ya bir gün Türkiye'de konaklayacak veya havaalanında uzun saatler geçirecek. Sonra uçağa binecek, gelecek. Yani böyle bir de yönü var. Rum tarafına bakalım. Rum tarafı 20 ülkeye kapısını açtı. Yani sadece Rum tarafıyla sınırlı kalsaydı RT değeri bize çok yakın, hemen hemen aynıdır Rum tarafıyla. Yani günde bir vaka, iki vaka çıkması RT değerinin yüksek olduğunu göstermez bizde çıkmaması. Yani hemen hemen eşit RT değerimiz vardı. Ama Rum tarafı değil ki şimdi kapıların açılması. Güney'e açtık ama 20 ülkeye dünyaya da açtık o tarafla da. Yani orada da bir risk var. Peki bu riskli döneme eninde sonunda girecek miydik? Evet girecektik. Peki ne yapmamız gerekirdi? Hazır olmamız gerekirdi evde kal döneminde. Hatırlarsanız niye evdeyiz diye soru sormuştum. Niye 4 Mayıs'ta açılıyoruz? Niye daha önce açılmıyoruz? Yani bana şöyle bir yanıt beklemiştim. Evet 4 Mayıs'ta açılıyoruz. Çünkü 4 Mayıs'a kadar biz sağlık altyapımızı tamamlayacağız. Veya işte 1 Temmuz'da açıyoruz sınırlarımızı. Çünkü 1 Temmuz'a kadar pandemi hastanemizi, sağlık altyapımızla, kitlerimizle, cihazlarımızla, test merkezlerimizle hazır duruma geçeceğiz. Bu yanıtlar yokken bu tarihler ne anlamı ifade eder? Bu tarihleri hep sorguladım. Niye 1 Temmuz? Yani biz eninde sonunda bir ada toplumuyuz. Ve evde kal, güvende kal, adada kal, sınır açma, hep güvende kal durumunun olmayacağı, üniversiteler ve turizm bizim ekonomimizin esas önemli iki bacağı olduğunu defalarca ifade edildi. Dolayısıyla bunlar nereye bağlı? Dışa bağlı. Nereye bağlı? Kapıların açılmasına bağlı. O zaman daha az riskli bir dönemden, riskli bir döneme geçerken riski minimalize etmek için hangi adımları attı, hangi adımlar için çaba koydu? İşte başarı öyküsü budur. O nedenle iki aylık bir evde kal dönemi ve insanların maddi manevi, özellikle özel sektörün, özellikle küçük esnafın büyük bir fedakarlık yaparak iş yerlerini iki ay gibi kapattığı bir dönemde ve iş insanlarının büyük bağışlara hazır olduğu bir dönemde kendi işletmelerinin de bir an önce faaliyete geçebilmesi için güçlü bir itici güç vardı destek yapmaları yönünde hazırken biz plansız, programsız, organizasyonsuz adım atamadık ve şu anda oturup tartıştığımız kendi acizliğimizdir kısacası. Yoksa bunların hepsi minimalize edilebilirdi. Şimdi bile daha iyi bir programla, işte uçakların gelişi programlanarak yavaş yavaş bu PCR'larla ilgili ne yapabileceğimiz çalışması yaparak bir programa başlanması gerekir diye düşünüyorum. Yani bugün bu saat sabahki saatler için geçtir, yarın bugün için geçtir. Burada hakikaten güçlü bir çalışma gerekiyor. Bilmiyorum. Peki. Bu akşam saat 19'da biliyorsunuz ki bir eylem yapılıyor. Tam da bu hazırlıkların bugüne kadar yapılmamış olması noktasından hareketle. Pandemi hastanesi yok, doktor yok, hemşire yok, ilaç yok, laf çok, skandal çok diyor. Eylemi gerçekleştirecek olan sağlık örgütleri, sendikal platform. Destek verecek misiniz eyleme? Yani eylem tabii ki bir haktır. Eylem de bir hükümete baskıdır. Ve şunu gördüm ben bu geçen dönemde. Hükümet aldığı kararları çok sıklıkla eylemlere, tepkilere göre değiştirdi. O nedenle bu eylemler demokratik yaşamda bir sorun iletmedir. Sorunu halkın, özellikle yönetimin, özellikle siyasi erkin bilgisine veya daha görünür kılmasına, basının bunu takip edip
halka duyurmasına veya hükümete baskı oluşturmasına etkendir. Dolayısıyla sağlıkçıların bu konudaki çabalarını, uğraşlarını tabii ki destekliyorum. Ama burada eylem nedeni, eylemin gerekçeleri defalarca izah edilmiştir. Veya bu eylemde ifade edilecek olan nedenler defalarca dile getirilmiştir. O nedenle hükümetin eylemleri beklemeden planını, programını, neler yapacağını duyurucu bir şekilde açıklaması önemlidir diye düşünüyorum. Peki Sibel, Sibel çok teşekkür edelim. Değerlendirmelerde bulunduk. 1 Temmuz sonrası Türkiye'den çifte PCR'la ülkeye gelişler noktasında kendisi de Başbakanlık COVID-19 Koordinasyon Kurulu Başkanı iken bu görevden istifa eden Sibel Sibel'le değerlendirdik. Bugün saat 19'da sağlık örgütleri sendikal platformlarla birlikte sağlık örgütleri eyleme gidiyor. 19'da Pronto Çemberi'nde toplanılıyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Haftanın son programı tamamlayacağız ama birazcık böyle ruha iyi gelen haberlere de ihtiyacımız olduğu gerçeğinden hareketle sizinle paylaşmak istediğim bir bilgi, bir haber, bir gelişme var. Nasıl değerlendirirseniz bence güzel bir haber. Hani hiç mi iyi şey yok? Birazcık da iyi şey olsun. Hep mi fenalık? Dün Cem Ozaner isminde bir vatandaş Lefkoşa hastane kaldırım kenarında kuluçkaya yatan göçmen kuş diyerek bu paylaşımı yaptı. Bakın şu an ekranlarınızda, şöyle birazcık da büyüteyim. Sosyal ağ üzerinden bu paylaşımı yaptı. Hastanenin otoparkındaydı. Bu göçmen kuşun kuluçkaya yattığı ile alakalı paylaşım üzerine. Biliyorsunuz ki bizim bir yaban hayatıyla alakalı bir kurumumuz var. Taşkent Doğa Parkı yaban hayatıyla alakalı çok ciddi ve önemli projeler üretiyor. Hemen bu çağrıyı Taşkent Doğa Parkı gördü ve devlet hastanesinin park yerinde kaldırım üzerine yuva yapan mahmuzlu kız kuşuymuş. Diken kanatlı kız kuşu. Ülkede pek çok kuş var. Kuş çeşitliliği oldukça fazla ve bu kuşun Taşkent Doğa Parkı tarafından koruma alanına alındığını gördük. Sosyal ağ üzerinden bu paylaşım yapıldıktan sonra destek de vermiş Çevre Koruma Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Hemen paylaşacağım fotoğrafları sizinle. Bakın bölgeye hemen şu şekilde şekilde metal verebilirsin Gizem ekranda şu an. Bölgeye hemen bir pick-up van'la bu metal o bölgeyi kuş bir anlamda çevirebilecek, sarabilecek bu metaller getirildi. Çelik ve böyle bir anlamda karantinaya alındı. Kuş orada güvenli bir bölge yaratıldı. Çünkü orası otopark. Otoparkın kaldırımında kuluçkaya yatmıştı. Böyle güvenli bir yer haline getirildikten sonra fotoğrafın sol tarafına bakmanızı rica edeceğim. Oraya bir de kamera sistemi konuldu. Bakın bu bence önemli, biliyor musunuz? Hemen bir kamera sistemi de konuldu ve takibi alındı. Bu kuş ne yapacak, ne edecek? Ve orada yaşam alanı bozulmadan, bakın sol tarafında direkte kamerası da var. Yani bize poz da verebiliyor. Ve verdiği poz da işte bu. Şimdi güvenle kuluçka süresini tamamlayacak. Daha sonra yavruları belki de yumurtadan çıkana kadar burada bu şekilde kalacak. Şimdi diyeceksiniz ki ekonomimiz çok kötü durumda. 1 Temmuz itibariyle ne olacağımızı bilmiyoruz. Anazar, sen de oturduğun hastane otoparkında kuluçkaya yatmış kuşla mı ilgileniyorsun? Vallahi ilgileniyorum, biliyor musunuz? Çünkü gerçekten böyle ruha iyi gelen haberlere ihtiyacım var. Benim ihtiyacım var. Sizin de olduğunu düşünüyorum. O yüzden işte böyle bir duyarlılık gösteren başta Cem Ozaner'e teşekkür ediyorum. Bunu iyi ki paylaşmışsınız Cem Bey de. Bu paylaşımı yaptıktan sonra Taşkent Doğa Parkı da hemen bu konuda harekete geçmiş. Çevre Koruma Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi de destek vermiş de. En azından böyle bir güzellik kattınız hayatımıza birkaç dakika için olsa da. O yüzden bu haberi ben de bugüne dair de sizinle paylaşmak istedim. Evet, ekonomik durumda hiç iyi durumda değiliz. Ne olacağımızı bilmiyoruz ama
iyi olmaya ihtiyacımız var. Onun için de umudu kaybetmememiz gerekiyor. Umudu kaybetmemenin en önemli yolu da umudu besleyecek yeni hayatlar, yeni hayatlara olan inanç, cana olan inanç ve bu noktada da sadece insan kaynaklı ya da insan temelli bir bakış açısı olamaz. Doğaya saygımızın olması çok çok önemli ve hatırlatmak isterim. O hastanenin otoparkı da dere yatağı üzerinde. Yani bizim yine doğaya rağmen yaptığımız inşaatlar aslında su yerini bulur ya, kuş da kuluçkaya yatacağı yeri buluyor. Belki orası hala bir göl kenarı olsaydı doğal ortamında olacaktı bu kuş. Ama yine bizim yapamadıklarımız ya da doğaya rağmen kendimizde o cüreti bulup her şeyin tepesinde insanı, her şeyin tepesinde kendimizi görme egomuz yüzünden doğaya yaptığımız bu hasarın bedelini başka canlılar da ödüyor her zaman olduğu gibi. En azından biri kurtuldu şimdi. Böyle güzel bir hikaye olarak anlatmak istedim ben de. Bu açıdan değerlendirmenizi diliyorum efendim. Haftayı böyle kapatıyoruz. Bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Pazartesi sabahı bugüne dairin bu sezondaki son haftasına başlamak üzere karşınızda olacağız. Haziran ayı sonu itibariyle bugüne dairi noktalandırıyoruz çünkü yeni sezonda Eylül'de sizinle olacağız. Yani pazartesi günü son haftaya merhaba diyeceğiz. Saatler 7.30'u gösterdiğinde biz burada olacağız efendim. Siz de burada olursanız çok mutlu oluruz. O zamana dek hoşça kalın, hep mutlu haberler alın.